Mutlu akşamlar efendim. Her pazar olduğu gibi bu pazarda PTT 1. Lig'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Ancak PTT 1. Lig'de takımların Süper Lig'e giden yolda 33. ve 34. haftada oynanan karşılaşmalarını sizler için çok yakından tanıdığınız bir isim artık bizim programımızın daimi konuklarından biri. Namet Ateş'le değerlendireceğiz. 33. hafta içi oynandığı için o gün program yapamamıştık. 34. haftayla birlikte bu hafta 2 haftayı da değerlendireceğiz sizler için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Gayet iyiyiz. En son bir cumartesi günü seçim dolayısıyla bir program yapmıştık. Bir kısa, süremiz 45 kısıtlıydı. Dakikalık bir program yaptık. Bu hafta da iki haftayı konuşacağız. Artık bu hafta böyle benden bıkmayın ne olursunuz. yapacak bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sıkıştırılmış lig uygulamasına takıldık. Çok daha keyifli geçiyor söyleyebilirim bunu. Oyuncular lig sonu geldikçe çok fazla antrenman yapmak istemezler. Evet. Bir an önce maç gelsin diye beklerler. Özellikle düşme hattı ve şampiyonluk bu kadar kızışmışken bir an önce maçlar gelsin isterler. Biz de bir haftada 3 tane maç izlemiş olduk. Güzel oldu ama hocam yani hem 33. hafta hem de 34. hafta gerçekten zirve yarışında çok önemli karşılaşmalar oynandı. Hem düşme hattı kazan kaynıyor. Hem de Süper Lig'e giden yolda takımların mücadeleleri her geçen hafta artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor, Balıkesir Spor, Ordu Spor, Mersin İdman Yurdu, Samsun Spor derken hakikaten artık Süper Lig'e kim çıkacak? Biz de merak etmeye başladık. Hem ligin bitimine de 4 hafta kaldı. Heyecanımız daha da artıyor. Şimdi hocam öncelikle hafta içine denk gelen 33. haftayı bir konuşalım istedim sizinle. 8 karşılaşma oynandı. Toplu sonuçları da yönetmenim Funda'dan rica edeyim. Bir ekrana verirsek hocamızla şöyle kısa bir değerlendirme yapalım. 33. haftayı da konuşalım. Hocam ekrana gelsin. Hani sizin önünüzde de var 33. hafta. Buyurun. Böyle. Bu 34. hafta. 33. gelecek. Hocam siz... Tabii ki 33. haftada şimdi ben 2 haftayı üst üste 33 ve 34'ü üst üste almak lazım. Hı-hı. Öncelikle kısaca şunu söyleyeyim. Ondan sonra 33. haftaya geri dönelim. İki maçı üst üste kazanan 3 tane takımımız var. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bolu Spor ve Şanlıurfa Spor. Evet. Oynanmayan 2 tane maçımız var. Buca, Adana, Samsun, Mersin yarın oynanacak olan maçlar. Yani 19 takımın 4'ünü çıkardığımızda 15 takım kalıyor. Hı hı. 15 takımdan sadece 3 tanesi 2 hafta üst üste kazanan takımlar oldu. Bunlar tabii ki sıralamada nasıl yer değiştirdi? İstanbul Büyükşehir Belediyespor demin izlediğimiz maçtan berabere bitmesiyle de gerçi İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu maçın Balıkesir veya Ordu'nun kazanmasını isterdi. Aradaki puan farkı 6'ya çıkarsa çok daha büyük bir avantaj olurdu. O yüzden biraz da sonuçlar üzerinde gitmekte fayda var diye görüyorum. Özellikle 33. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kazanması tabii kime karşı kazandı? Denizlispor'a karşı kazandı. Evet. Ama Denizlispor'un çok büyük bir direnç gösterdi mi? Yani kazanma adına göstermedi ama beraberlik adına yeterli bir direnç gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani sürpriz maçlardan biri tabii ki sürpriz demeyelim de hani haftanın maçlarından biri Tavşanlı ile Fethiye maçıydı. Evet hocam. Yani iki tane düşme potasında birbirlerinin rakibi olan evet, iki takımda. Evet rakibi çünkü ligde öyle bir hale geldi ki ligin son maçları düşme hattında olan takımlar ya şampiyonla oynayan takımla oynuyor ya da birbirleriyle oynuyor. Hı hı. Bu da onların işlerini çok zorlaştırıyor. Yani çünkü daha biraz daha üst sırada, orta sırada yani yer alan ve ligde çok fazla iddiası olmayan takımlara karşı oynarlarsa belki çok daha kolay maçlar olabilir yani. Hocam peki Ordu Spor 1461 Trabzon maçı 33. haftada. Ordu Spor evinde 1461 ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan bıraktı Ordu Spor. 1461 Trabzon'da hani puana ihtiyacı var ligde kalmak adına. Sizce Ordu Spor 33. haftada ciddi anlamda bir yara aldı mı 2 puan kaybederek? Bugün de bir beraberlik oldu. Şimdi Ordu Spor'un bu maçta yine öne geçtiği bir maçtı. Hı hı. Öne geçtikten sonra puan kaybetmesi tabii ki çok büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü eğer kazanmış olsalardı bugün buradan Balıkesir'e karşı alınan bir beraberlik onlar için çok çok iyi bir sonuç olacaktı. Ama 1461 Trabzon'un da öncesinde Adana ve Mersin'e karşı yine yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmişti. Beraberlik almıştı. Bu maçta da yine beraberlik oldu.
Tabii 1461 Trabzon'un aldığı üst üste beraberlikler çok fazla işine yaradığını düşünmüyorum. Çünkü galip gelmesi lazım. Burada kaybeden tarafın kendisi aslında Orduspor olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi şöyle hani genel değerlendirme yapalım istiyorum ama maçları tek tek de konuşmak istiyorum. Şimdi Mersin İdman Yurdu ve Balıkesir Spor karşılaşması da zirveyi çok yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Mersin İdman Yurdu da ciddi anlamda bir yara almış oldu. Hem playoff adına belki hem de bilmiyorum şu an ilk iki şansı. Aslında hocam hani kimse için ilk iki şansı var ya da şampiyon olacak hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani o kadar havada ama bir şey ki şöyle bir şey var yani puan durumunu sayarken İstanbul Büyükşehir Belediyespor dedin. Sesin Gür canlı çıktı. Sonra Ordu Spor, Balıkesir canlı çıktı. Sonra işte biraz daha etkisinde mi kalıyorum acaba Ankara'ya kadar evet, sesimiz canlı çıkıyor. Ama ondan sonra Samsun'a ve Mersin'e geldiğimiz zaman ilk iki için çok fazla sesimiz gür çıkmıyor. Hı hı. Bunun Samsun Spor için özellikle en büyük nedenlerinden biri. Düşünün ki 15 hafta mağlup olmayan bir takım ilk iki şansını hala var diyemiyoruz. Bu da alınan beraberlikler Samsun Spor'u bu durumda bıraktı. Mersin İdman Yurdu'nu konuşuyorduk. Mersin İdman Yurdu tabii ki kimse kendi sahasında bu sonucu beklemiyordu. Hı hı. Yani kesinlikle beklemiyordu. Hem oynanan futbol adına beklemiyordu hem de kendi rakibine karşı kendi sahanda kaybettiğin anda birçok şeyi kaybediyorsun. Ve birçok şeyi kaybettiğini de puan sıralamasına baktığımızda görüyoruz artık playoff. Nasıl olsa garanti gözüyle bakıyorlar. Hı hı. Ama ilk iki şansının kaldığını düşünmüyorum. Bir de hocam Karşıyaka Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor da geçtiğimiz hani 32. hafta 33. hafta iki arada o ateş hattındaydı. Onlar da çok önemli bir galibiyet aldılar. Ligde kalmak adına ama maalesef bu hafta da kaybettiler. Manisa Spor karşısında. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un ligde kalışı açısından ne düşünüyorsunuz? Şimdi Gaziantep takımı sezon başı şampiyonluk parolasıyla yola çıkan bir takımdı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan takımlardan şimdi düşme hattını oynayan takımlardan biri de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Evet. Forvet hattında sıkıntı yaşadığı sürece Gaziantep Spor takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımının gol atma şansı gitgide azalıyor ve bu da puana yansımıyor. Hı hı. İstikrara yansımıyor. Üst üste kazandığı maç yok. Ama Karşıyaka deplasmanında galip gelmeleri, 3 puan almaları onları rahatlattı. Hı hı. Çünkü alt sıradaki rakipleri üst üste kazanamıyorlar. Evet. Bir Boluspor 2 haftadır üst üste, o da teknik direktör değişikliğinden sonra gerçekleşen bir olay oldu. O yüzden Gaziantep'in gidip Karşıyaka'yı yeniyorsan gelip içeride de puan alman gerekiyor. Ama alamıyorsun. O yüzden bu istikrarsızlık son haftaya kadar devam edecek diye düşünüyorum. Şanlıurfa Spor da kazandı hocam 33. haftada. Hocam 33. haftanın sıralaması böyle oldu. Evet. 33. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle kapandı. Ordu Spor ikinciydi. Balıkesir Spor üçüncü. Ankara Spor dördüncü. Bu sıralama şimdi, değişmedi. Sadece evet, puanlar bu değişti sıralamada, bu hafta. Bu sıralamada çok önemli bir şey vardı. Şu önemli olan şey şuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını aldıktan sonra yani 69 yaptıktan sonra evet. Alttakilerle arasında 6 puanlı bir fark vardı. Hı hı. Şimdi Ordu ve Balıkesir Spor takımları oynadığı için normal şartlarda onların bir altındaki takım olan Ankara Spor'a bu ikisinin beraberliği yarıyor. Evet. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımına beraberlik değil takımlardan birinin galip gelmesi daha büyük avantaj sağlardı. Hani şey gibi iki rakibinden bir tanesini elemiş gibi. Tabii çünkü ilk iki yani şampiyon da olsan üste çıkıyorsun, ikinci de olsan bir üste çıkıyorsun. Evet. 6 puan fark 2 maç yapıyor ama 5 puan fark 2 maçı yapmıyor. Evet. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyespor tabii ki çok büyük avantaj yakaladı. 5 puan da büyük bir fark ama iki takımdan biri galip gelmiş olsaydı çok daha işini yarar. Peki hocam 33. haftada size sürpriz gelen bir karşılaşma var mıydı ya da iyi ya da kötü açıdan? Hani şu takım kaybetti, kaybetmemesi gerekiyordu ya da şu takım benim için sürpriz bir galibiyet aldı dediğiniz bir takım var mıydı 33. haftada? Yani sürpriz galibiyet tabii ki Bolu Spor teknik direktörü değiştirdikten sonra Yılmaz Hoca ile Manisa deplasmanına gittiler. Eksikleri de vardı. Oradan alınan bir galibiyet bazılarına sürpriz gelmiş olabilir. Tabii ki biz Bolu Spor'u yakından bildiğimiz için Manisa Spor'daki de kötü oyunu da bildiğimiz için
bu sonuç bize sürpriz gelmedi. Bu sonuç bize sürpriz gelmedi. Bir de Adana Spor'un sahasında Samsun Spor'la berabere kalması. Hani beraberlikler takımı olan Samsun oradan da beraberlikle dönmesi insanları şaşırtmadı. Ama bana göre Adana Spor'un oradan galip gelmesi gerekiyor. Hocam ben de şey diye düşünüyorum hep. Ya Samsun Spor'u değerlendirecek olursak. Samsun Spor keşke sezon başında bu kadar puan kaybetmeseydi de bu taraftarla, bu oynadığı futbolla bana göre ilk ikideki takımlardan bir tanesi olabilirdi. Ne bileyim Ankara Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ordu Spor ve Balıkesir. Hani bu dört takım birbirleriyle sürekli çekişiyorlar. Bence bir beşinci takımda Samsun Spor olabilirdi. Ya da belki de zirveye oynayabilirdi. Oynayabilirdi. Şimdi Samsun Spor'un Süper Lig'e bundan önceki çıkışında yine Hüseyin Kalpar vardı. Evet. Yine sezon sonu böyle çok iyi futbol oynayarak gittiler. Ve sonlara doğru şampiyonluk hedefini ortaya koyup ligi bitirdiler. Ama o zaman şöyle bir şey vardı. O iyi oyunlarını sonuca yansıtıyorlardı. Şimdi Samsun Spor takımının futbolunun birçok kesimi memnun ettiğini söyleyebiliriz. Ama aldığı beraberlik sayısı maalesef Samsun Spor'u orada bırakıyor. Şimdi düşünün ki 5. sırada yer alan bir takımın 12 beraberliğinin olmasını. Yani 12 beraberlik şampiyonluk hedefi olan bir takım için çok yüksek bir sayı. Yani bu maksimum 6-7 olabilir. Şampiyonluğu oynuyorsan eğer. 6 ve 7'nin üzerinde eğer bir beraberlik alırsan mağlubiyet sayın düşük dahi olsa sıralamada yukarı çıkamıyorsun. Şimdi hani küçümsemekten değil de ne bileyim geçen hafta son maçta 33. haftanın son maçıydı. 3 Nisan'da oynandı. Adana Spor Samsun Spor karşılaşması. İnanılmaz goller kaçtı. Hem Adana Spor tarafından hem Samsun Spor tarafından. Açıkçası Samsun Spor'un o kaçan golleri atılmış olsaydı ki atmalarını da umuyordum. Yani ben böylesi bir beraberlik beklemiyordum açıkçası Samsun Spor'dan. Hele de yani bu kadar hızını almış giderken. Şimdi Adana Spor orada öne geçti biliyorsun. O kadar karşılıklı atak olması ve risk almaları nedeni Samsun Spor'da, Adana Spor'da bir beraberliğin onlara çok yaramayacağını biliyorlardı. Çünkü Adana Spor sahasında galip gelmesi gerekiyor ve bir an önce oradan çıkmak istiyor. Son haftalara kaldığı zaman bir önceki seneyi hatırlayın, hiçbirimiz Göztepe düşer demiyorduk. Hele sezon başında o transferlerle yani kesin şampiyon. Demek istediğim şey kağıt şu. Üzerinde. Evet, demek istediğim şey şu. Takımınız ne kadar iyi olursa olsun eğer son haftalara kalırsanız çünkü hep böyle düştüler. Altay böyle düştü, Göztepe böyle düştü. Düşünün ki Altay ve Adana Spor son haftalarda karşılıklı oynuyorlar ve takımlardan biri düşecek yani. İki büyük camiayı düşünün ve son haftalarda. O yüzden Adana Spor böyle bir şey yaşamak istemiyordu bu sene. O yüzden her iki takımda çok risk alarak oynadılar. Peki hocam kısa bir değerlendirme yaptık 33. haftayı artık bu haftaya. 33. haftayla ilgili söylemeden geçmeyelim de Şanlıurfa Spor'un Buca'ya karşı 4 gollü bir galibiyeti vardı. Evet. Bir de keyif veren bir galibiyetti. Özellikle Şanlıurfa Spor takımı içeride taraftarı hem galip gelmek istiyor hem iyi futbol görmek istiyordu. Bir de gol görmek istiyordu. Bu arada bir daha geldi ekranlara. Son kez bir bakalım. 33. haftaya. Hafta içinde oynandığı için program yapamadık, değerlendiremedik. 33. haftanın puan durumu da şu an ekranlarımızda. Şanlıurfa Spor dediğiniz gibi 4 gollü bir galibiyet aldı. Çok da ihtiyaçları vardı. Açıkçası Şanlıurfa Spor'u sezon başından beri istediğimiz, arzuladığımız yani o kadroyla, kurulan kadroyla, verilen emekle çok daha iyi yerlerde olması gerekiyordu belki de ama zaten bu hafta da maçın ardından hocanın bahsettiği şey vardı. Şey diyordu işte en iyi yerde bitirmeye çalışacağız diye. Çünkü artık önümüzdeki sezon için hazırlanıyorlar. Bu sezonluk artık bir şeyleri kalmadı, bir iddiaları kalmadı ve önümüzdeki sezonun hazırlığını... Zaten başladılar. 3-4 oyuncuyla yollarını ayırdılar. Aynen, evet. Bir hazırlık da var. Belli evet. Oldu hocanın söylediklerinden de. Şimdi 34. haftayı konuştuğumuzda onu da ekranlara getireceğiz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yoksa geçelim bu haftaya. Ya 33. haftada atladığımız takım olmasın. Çünkü sonradan bize eleştiriler geliyor. Evet hocam, şeyi atladık evet, galiba. Şanlı Fethi'yi konuştuk. Kahramanmaraş, Adana Demirspor, onların da 4 gollü bir galibiyeti vardı. Yani Maraş takımını zaten... 2 hafta önce evet, zaten konuşmuştuk. Konuştuk. Ligde pek bir iddiası kalmadı ama şunu belirtmek istiyorum. Maraş takımı
son haftasına kadar en onurlu şekilde bu ligi bitirmek istiyorlar ve iyi şekilde bitirmek istiyorlar. Oyuncuları da hem genel olarak bu sezon oynadıkları maç sayılarını arttırmak hem de iyi bir deneyim kazanma adına iyi performans ortaya koyuyorlar. Yani Kahramanmaraş Spor'da forma giyen bütün oyuncuları gerçekten tek tek tebrik etmek gerekiyor. Erhan Kurt, Erhan Çelenk, Adem, Cumhur. Ya herkes bir emek veriyor ve gerçekten bugün de ben az önce yukarıda da konuştuk, bir kez daha hayran kaldım. Hakikaten bravo, futbol sadece futbol değilmiş. Yani 1-0 yeniliyorlar ama ve küme düşmüş bir takım. Hiç bırakmadılar bugün Bolu Spor karşısında. Hatta Bolu Spor'da böyle gereksiz bir rahatlık vardı. Sanki 4-0 öndeymiş gibi. O rahatlık demeyelim, ona da bir stres var. Çünkü takımın üzerinde müthiş bir stres var. Onu da konuşacağız şimdi zaten. Onu 34. hafta içinde konuşuruz. Adana Demirsporlar da kızmasınlar. 34. haftada daha önemli gelişmeler olduğu için 34. haftada konuşacağız Adana Demirspor'u. Çünkü çok olaylı bir maçtı. Başlayalım mı hocam? Yani sırayla başlayalım o zaman. Adana Demirspor, Adana Demirspor İstanbul Büyükşehir Belediye ile başlayalım. Adana Demirspor 34. haftanın ilk açılış karşılaşmasında evinde ligin lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Adana Demirspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 2 kırmızı kart vardı. Oğuzhan Berber ve adını unuttum şu an. Efe İnanç kırmızı kart gördü ve 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı Adana Demirspor. Şimdi bir maç sonuna gidelim Adana Demirspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un. Sonra maçı değerlendirelim. PTT 1. Lig'in 34. haftasında lider İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Maçın ilk yarısı 23. dakikada Murat Akın'ın golüyle 1-0'lık İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Mavi Şimşekler 59. dakikada Eren Boyraz'ın golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı. Golden 3 dakika sonra Oğuzhan Berber'in rakibi Tayfun Pektürk'e ceza sahasındaki müdahalesiyle Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi ve Oğuzhan'ın gördüğü kırmızı kartla Adana Demirspor 10 kişi kaldı. 63. dakikada topun başına geçen Edin Visca takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Kutluhan Bilgiç bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve Efe İnanç oyun dışı kaldı. Mehmet Battal'la 3. golü bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından kameraların karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sabırlı oynayıp önemli bir virajı geçtiklerini ancak halen şampiyonluk hakkında bir şey söyleyemediklerini dile getirdi. Maçtan önce de çok zor bir maç olacağı belli, çünkü Adana Demir takımı da hem camia olarak hem sezon başı kuruluş takım kalitesi, oyuncu kalitesi olarak şampiyonluğu hedefleyen, o şekilde kurulan bir takımdı. Gelirken biz tabii ki maçın çok zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Ama kendi oyunumuzu oynarsak, işte buradan galibiyetle dönersek çok önemli bir virajı geçeceğimizi de, bir engeli daha geçeceğimizi de biliyorduk. O şekilde oynadık, sabırlı oynadık. Çok önemli bir viraj aldık, çok önemli bir 3 puan aldık. Geçen yıl, demin de söyledim içeride canlı yayında, 57 puanla garantileyen takımlar vardı bu ligde şampiyonluğu. 63 ile lig bitti. Bu sene biz 69'da hala şampiyon olduk diyemiyorum. Ama çok önemli psikolojik ve puansal avantaj elde ettik. Bunu sürdürüp bir üst lige inşallah çıkarız diye düşünüyorum. Allah'a şükürler olsun ki çok çok güzel bir galibiyet oldu. Adana Demirspor cephesinde ise mikrofonlara konuşan teknik direktör Ercan Albay hakemin kararlarını eleştirdi. Ben Türk futbolun içerisinde yıllarca bulunmuş bir insanım. Hem futbol kariyeri hem antrenörlük açısından 35-40 senedir bu hizmeti yapıyoruz. Yıllardır bildiğim bir futbol kuralı içerisinde penaltıdan avantaj olmaz. Varsa penaltı verilir, avantaja bırakılma diye bir söz konusu olamaz. Biliyorsunuz penaltı pozisyonu varsa bunlar hocalar bunları değerlendirecektir, hakem hocaları. Ama o anda penaltıyı vermelisin. Ama pozisyon devam ediyor, vuruş yapıyor, kaleciden dönüyor. Ondan sonra gol olmayacağını anlaşılınca tak diye penaltı verip ve oyuncuyu kırmızı kartla ihraç ediyorsun. Bunlar değerlendirilmesi gereken bir olaydır. Futbolcularımız tabii maçın sonuna doğru aşırı bir stresle sıkıntılar yaşadılar. Birbiri bulduktan sonra çok talihsizce arkasına gelen penaltı mıdır değil midir bilemiyorum. Kırmızı kart haklı mıydı değil miydi, bunu da değerlendirmesi sonra yapacağız ama yani bu pozisyonda böyle bir olay var. Arkasından 2-1'i devam eden bir pozisyonlarda
2-2 yapabilmek için 10 kişiyle yükleniyorsun. Ve arkasından gene değerlendirmeleri tarafından olacak bir penaltı pozisyonuyla 3-1 ve 3-1'den sonra da gördüğünüz gibi futbol takımının sahadaki her iki takım açısından da baktığında maç bitsin de şeklinde top gezdirerek saat zamanı doldurma isteği hasıl olmuştur. Burada önemli olan kaybedilen 3 puan değildir. Biz bunların telafisini yapabiliriz. Ama dediğim gibi hem üstte hem altta şampiyonluk ve düşmeme mücadelesi veren, müsabakaları da ilgilendiren sonuçların sahada kazanılmasıdır veya kaybedilmesidir. Bu şekilde olmasını yürekten diliyorum. Temelimiz Türk futbolu, sportmenlik, centilmenlik ve sahadaki müsabaka şartlarında hak edenin kazanacağı yönde oynanmalı ve o şekilde netice alınmalıdır diye düşünüyoruz. Bir de bu takımın iki maç seyirsiz oynadığını düşünürseniz, yani bu Adana futbola çok değer veren ve futbol seyircisini sahaya çok fazlasıyla getiren bir memleket. Aldığı galibiyetle puanını 69'a çıkaran lider İstanbul Büyükşehir Belediyespor, PTT 1. Lig'in 35. haftasında evinde Bolu Spor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise 40 puanla Kütahya deplasmanında Tavşan Leeds Spor'un konuğu olacak. Maçın ardından Ercan Albay'ı ve Cihat Arslan'ın konuşmalarını dinledik. Cihat Arslan hala şampiyonluk hakkında bir şey söyleyemediklerini dile getirdi. Zira 69 puanları var ama henüz gerçekten de şampiyonluğunu ilan edebilecek bir konumda değil İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Adana Demirspor cephesinde ise doğal olarak hakeme eleştiriler vardı. Penaltı pozisyonları ve kırmızı kartlar eleştirildi. Şimdi Namet Ateş'le İstanbul Büyükşehir Belediyespor Adana Spor maçını değerlendireceğiz. Hocam buyurun. Cihat Hoca'nın söylediği doğru bir şey. Çünkü şampiyonluk gelmeden, garantilemeden böyle bir söylem bulunmak hem doğru değil hem de rakiplere karşı saygı açısından etik bulmuyorum. İyi şeyler söylüyor. Tabii ki tedbiri elden bırakmıyoruz diyor. Orta alanda kullandığı 3 tane oyuncu Sedat, Murat Akın sürekli defansif anlamda oynatıyor diye eleştiriler geliyor. Ben de zaman zaman yazılarda bunu neden 3 tane kullandığına yönelik belirttim. Çünkü sizin önde Viska, Doka ve Mehmet Battal gibi 3 tane oyuncunuz varsa geriden bir tane oyuncunun hücuma destek vermesi yeterli zaten. 3 tane oyuncuyla sürekli hücum ediyorsunuz. Orta sahadaki 3 tane oyuncuyu çok defansif anlamda kullanması hani eleştiriliyor. Güzel oyun anlamında eleştiriliyor ama sonuç anlamında istediği sonuçları alıyor. Ligin tepesinde 69 puanı var. Bu hafta içeride Bolu Spor'la oynuyor. Evet. Çok önemli bir maç hem Bolu Spor adına hem o yüzden bizi çok güzel bir maç bekliyor onunla ilgili. Adana Demirspor 40 puanı var ve ligde artık iddiası kalan bir takım değil. Neden bu kadar gergin olduklarını ben anlamadım maç içinde. Hoca hani penaltının avantajı olmaz falan dedi. Penaltının avantajı goldür, doğru söylüyor. Eğer penaltı pozisyonu varsa onun devamında gol olmuşsa penaltı çalmaz devam ettirirsin. Evet. Ama orada acaba hakem kenardan gelen uyarıya göre mi penaltı çaldı? O da var yani. Avantaja bıraktığını biz bilmiyoruz. Çünkü avantaj işareti yapmadı. Devam işareti yapmadı. Sadece penaltıyı biraz geç çaldı. Oğuzhan'ın orada dengesiz bir girişi vardı. Penaltıydı. %100 penaltıydı. İkinci pozisyonda yine penaltıydı. Erdin'in yaptığı bir hareket vardı. O da %100 penaltıydı. İki tane kırmızı kart vardı. İkisi de gerçekten kırmızı karttı. Hele Efe'nin burada sonradan baktığımızda ikinci sarı karttan atıldığını gösteriyor ama Efe'nin aslında yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Çünkü arkadan hakeme fiziki bir müdahale var. Bu direkt kırmızı karttı. Bu da hani maç içinde neden böyle bir agresif tavır sergilediklerini ben anlamış değilim. Hocam acaba taraftar baskısından mı etkileniyor Adana Demirspor? Tabii ki taraftarın için çünkü 3-1'den sonra çok büyük baskısı vardı. Özellikle Erçağ ve birkaç oyuncuya baskısı vardı. Oyundan alınmasına yönelik Ercan Hoca çok dik durdu. Kendisini tebrik ediyorum. Oyuncusunun arkasında durdu. Çünkü Erça Adana Demirspor takımının en önemli oyuncularından biri. Sezon boyunca ve önceki sezon Adana Demirspor'a birçok şey verdi. Çok fazla emek verdi. Çok fazla katkı sağladı. Hala da vermeye devam ediyor. O yüzden teknik direktörün de bu oyuncunun arkasında durması çok güzel bir şeydi. Kendisini de tebrik ediyoruz bu anlamda. Sonuç 3-1'den sonra hakemi protesto adına geride pas yaparak rakibe gitmediler. İstanbul Büyükşehir Belediye oyuncuları da
hani işlerine geldiklerinden veya rakibe saygıdan dolayı onlar top da çevirdi. Pres yapmadılar. Hı. Ama futbolun doğasına aykırı bir olay bu. Ya çok da tasvip ettiğiniz bir şey değil. Kesinlikle yani, değil. Çünkü yani futbolun doğasında sonuç her iki takıma da yarasa, o zaman beraberliğin iki takıma yaradığı maçların oynanmaması gerekiyor. Evet. Tabii ki. Yani ama bir şeyleri protesto etme adına birkaç geride pas yapılması 3 dakika sürdü bu protesto. Ve 3 dakikadan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncuları uyarı aldılar. Hı hı. Kenardan veya kendi içinde takım kaptanından uyarı aldılar. Ve baskıyı o zaman kurmaya başladılar. Ondan önce senin hala maçı çevirme şansın var. Yani çünkü hakemin kararlarına takılıp kalmak çok doğru bir şey değil. Ki hakem kararlarında hatalı olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Evet, ben de düşünmüyorum, evet, hocam. Düşünmüyorum. Ben de sizin yani, gibi düşünüyorum. Tutki hatalı. Hatalı olduğunu düşünün. Hata yaptığını düşünün. Ordu Spor'un iki tane atılan Maraş maçında iki tane atılan pozisyon golü var, evet. İptal edildi offside diye. Belki de şu an Ordu Spor 66 i̇ki, puan. Tabii 2 puan ekleyin yani. Evet. 2 puan ekleyin. O yüzden ona katılmıyorum. Onun içinde maç içine gelecek olursak ilk pozisyonda Murat Akın Rızvan'ın kenardan, hı-hı, ortasına ön direkte dokundu. Savunmanın çok büyük bir hatası vardı. Kaymaları, hı-hı, gerçekleştiremediler. Ceza sahasının içinde birebir oynamaları gerekirken oynamadılar. Ya, penaltı pozisyonlarında yedikleri golleri tamam normal karşılıyoruz ama maç içinde savunmanın yaptığı büyük hatalar da vardı. Biraz bunun üzerinde durmaları gerekiyor. Çünkü 40 puana ulaştıktan sonra düşme hattına artık çıktılar. O yüzden kalan haftalarda hem yapılanma adına hem de biraz moral, da futbola hizmet etmek gerekiyor. Seyircisine kendi taraftarının önünde biraz iyi futbol sergilemek gerekiyor. Oyuncuların mücadele etmesi gerekiyor. Bu yönde birazcık düzelmeler olursa futbola daha iyi hizmet edeceklerini düşünüyorum. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Adana Demirspor cephesinde tek güzel şey Mehmet Eren'in attığı goldü bence. Evet. Çok güzel bir goldü. Gerçekten bence haftanın, yani şu an maçlar tamamlanmadı ama hani ilk üçte değerlendirebilecek bir goldü. Hani o pozisyonda çok güzel vurdu. Yani çok da güzel bir gol attı. Beraberliği yakaladın bir goldü. Hı hı. Yani 60. dakikada 59-60'da golü buldu. Geriye 30 dakikalık bir süre kalıyor. Yani beraberliği de yakalıyorsun. Hani o iki kırmızı kart belki yaşanmasaydı şu an biz Adana Demirspor'un beraberlik golünün ne kadar güzel olduğunu tartışacaktık. Belki kırmızı kartları ya da 9 kişi kalmasını, pozisyonları değil de güzel bir şey konuşacaktık şu an. Yani futbolun önüne geçmemesi lazım. Şimdi Oğuzhan'ın pozisyonunu, kırmızı kartını biz konuşmuyoruz. Sadece pozisyon gereği kırmızı kart olup olmadığını söylüyoruz. Hı-hı. Oğuzhan çünkü orada kayarak müdahale yapma çalışmadı. Evet. Dengesiz yakalandı ve girdi. Pozisyon hem penaltı hem de kart görmesi normal ama Efe'nin yaptığı hareket kesinlikle affedilir yanın olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü hakeme dokunamazsın. Rakibe de dokunamazsın. Yani orada yani, patron hakem yani, evet, kartlar onda. Dokunamazsın yani. O yüzden hani sıcağı sıcağına yorumlar farklı olabilir. Biz de teknik direktörlük zamanımızda maç içinde farklı görebiliyorduk. Hı-hı. Ne kadar soğukkanlı kalmaya çalışsak da farklı değerlendirmeler yapabiliyorduk. Daha sonra gidip pozisyonları izlediğimiz zaman hak veriyorduk. Yani hakeme de hak veriyorduk. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Adana Demirspor, İstanbul Büyükşehir yani Belediyespor maçı hakkında. Bu maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un oyun yapısıyla ilgili belki biraz bir şey söyleyebiliriz. Hı-hı. Dikkat ederseniz artık çıkacak oyuncular ve girecek oyuncular hepsi sabitlendi neredeyse. Hı-hı. Ömercan Sokulu, Cenk Evren bunlar oyuna girerler. Cenk oyuna girer. Enver Cenk. Çıkan oyuncular belli. Oyun yapısı belli. Bu doğru yaptığı şeyler onu sonuca götürdüğü için de bir şeyleri değiştirmiyor. Bu yönde devam ediyor. Çok da başarılı. Hocam sizce İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı Murat Yılmaz'dan neden verim sağlayamadı, verim alamadı? Yani Mehmet Battal olduğu için mi oynamıyor? Tavşan Yiğit de çok önemli puanlar kazandırdı takıma geçtiğimiz sezonda. Şimdi Tavşanlı takımında ben onu canlı da defalarca izledim. Evet. Rakip olarak da izledim. Beğendim oyunculardan da biri. Orada Tavşanlı takımında birçok orta saha oyuncuları ve kenar oyuncuları sana çalışırlar. Hı hı. Yani biraz da formun iyiyse daha çok topla buluşursun. Şunu hatırlayın. Karşıyaka'da Cafercan ilk devre Tavşanlı'da, evet, müthiş işler, müthiş yaptı. İkinci devre Karşıyaka'da yok. Orada da Caner'den var. Evet, yani İstanbul Büyükşehir Belediye'de Doka'yı düşünün bir kenardan, Visca'yı düşünün bir kenardan ve Mehmet Battal'ı düşünün. Mehmet. Şimdi
Murat Yılmaz'ın oynadığı pozisyon bu sistemde sadece ve sadece Mehmet Battal'ın olduğu yerde oynatabilirsiniz. Mehmet Battal'ın olduğu yerde başkasının oynama şansı hiç yok. Evet. PTT 1. Lig'de. Yani kimi oynatmak istersiniz derseniz her teknik direktör onu oynatmak ama ister. Ama gerçekten yani. Mehmet çok kaliteli bir futbolcu. Evet öyle. Çok. Yani bu ligin çok çok üstünde bir oyuncu. Şimdi onun yanında bir oyuncu daha var aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İbrahim Yılmaz var. Aa evet. Hakikaten Mehmet yani ona maç içinde de verdiği desteği bazen izleyebiliyoruz. Hani gole giderken golü kendi atmıyor. Pas veriyor. Hani önü boş Mehmet istese atar yani o golü. Hatta Mehmet istese öyle 50 tane gol atar. Ama o anda pası arkadaşına veriyor. O atıyor golü. Evet. Çünkü İbrahim Yılmaz hocanın zaman zaman Cihat Hoca'nın kullandığı, değerlendirdiği bir oyuncu ama çıkış yapacak ve çok isim yapacak 3 tane oyuncu sayın derseniz PTT 1. Lig'den ben bir olarak bunu sayarım. İbrahim Yılmaz'ı sayarım. Çünkü geçen seneki performansını biliyorum. Haklısınız hocam. Bu sene oyuna girdikten sonra yaptığı işleri de çok iyi biliyorum. O yüzden hani orada işi biraz daha zor. Kadroya girememesi, oyuna girememesi bundan dolayı. Peki hocam diğer karşılaşmaya geçelim mi? Geçelim. Dün oynanan bir karşılaşmaydı. Ankara Spor evinde Şanlıurfa Spor'u ağırladı ve zirve yarışında Ankara Spor çok önemli bir yara aldı. 3 puan kaybetti evinde seyircisinin önünde. Şimdi Ankara Spor Şanlıurfa Spor maç sonuna gidelim. Sonra maçı değerlendirelim. PTT 1. Lig'in iddialı takımlarından Ankara Spor dün akşam evinde Şanlıurfa Spor'u ağırladı. Konuk takım Şanlıurfa Spor, Banahene'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0'lık galibiyetle kapadı. İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan Ankara Spor, 90+2'de Atilla Yıldırım'ın attığı golle sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Hüseyin Dağ, haklı bir galibiyet aldıklarını ve kalan maçları da kazanarak ligi iyi bir puanla bitirmek istediklerini söyledi. Bilindiği gibi gerçekten zor bir rakiple oynadık. Yani bu ligin en fazla topa sahip olan takımıyla oynadık. Yani şimdi maçtan sonra tabii ki bize tepki filan, futbolcular bize gösterilen tepki vardı. Ben bunu bir anlamsız buluyorum. Neticede bu takım deplasmanla en çok kazanan bir takım. Burada da galip gelmemiz gayet doğaldı. Evet Samsun'da yenildik. Olabilir ama maçtan sonraki şeyler şık değildi. Ben bugün 7 haftadır görevdeyim. 7 haftada 14 puan yaptık. Bu futbolcuların gerçekten her geçen gün performansını giderek arttırıyor. Ve ilk defa bu sezon 2 maç üst üste kazandık. Bundan dolayı da futbolcularımı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Sizlere de sevgiler saygılar. Ankara Spor cephesinde ise mikrofonlara konuşan teknik direktör Osman Özköylü, ilk golden sonra maçı kaybetme havasına girdiklerini ve bu yüzden başarısız olduklarını belirterek kalan maçları kazanarak ilk iki iddiasını sürdürmek istediklerini söyledi. Şu anda gerçekten büyük bir şoktayım yani. Artık son 5 haftaya girdiğimiz ve ilk defa kayba tahammül olmadığımız haftalarda böyle bir sonucu yaşamak tabii ki hepimizi çok üzdü. Aslında oyuna iyi de başladık. İlk 15 dakika gerçekten rakip kalede çok iyi ataklar yaptık, iyi pozisyonlar bulduk, golü de bulabilirdik. Fakat rakibin ilk atağı, o da bizim bireysel hatamız, orta sahada kaybettiğimiz top çabuk bir atakla bize gol olunca takım inanılmaz bir şekilde o golden sonra geriye düştü. Yani moralmen geriye düştü. En kötü tarafı da buydu. Yani sanki 15 dakikada maç bitti, 700 gol maçın sonunu getirdi. Böyle bir psikolojiye girdik. Sonrasında toparlamaya çalışsak da, bir şeyler yapmaya çalışsak da maalesef bir türlü istediğimiz olmadı. Ne yaptığımızı bilmeden oynamaya başladık. Tabii ki rakip de galip olmanın avantajıyla arkada iyi kapandı. Pozisyon vermemeye çalıştı ve kontrataklarda çok etkili oldu. Yani belki bu sene oynadığımız ve en sıkıntılı, en zor duruma düştüğümüz maçı oynadık. İşin açıkçası özellikle rakibin kontrataklarında çok ciddi pozisyonlar verdik. Belki fark daha fazla da olabilirdi ama bizim açımızdan çok kötü bir gündü, çok kötü bir maçtı, çok kötü bir performanstı. Yani ben oyuncularımdan böyle bir performansı hiç beklemiyorum inanın ki. Yani benim takımım bu değil, benim oyuncularım bu değil. Demek ki artık son atalara girmenin stresi oyuncuları maalesef psikolojik olarak etkilemiş. Yapacak bir şey yok, kalan 4 maç var. Matematiksel olarak hala ilk 2 şansımız devam ediyor ama tabii ki rakiplerin kaybetmesini beklemek zorundayız. Kendimiz artıktan sonra hata yapmak
durumunda hiç değiliz. O yüzden kalan 4 maçı kazanarak artık sonucu beklemeye çalışacağız. İnşallah da istediğimiz gibi olur diyorum. Yani tekrar söylüyorum, benim takımım bu değil. Yani bizim takımımız böyle oynayan, böyle bu kadar pozisyon veren, böyle basit hatalar yapan bir takım değiliz. Ama bugün maalesef her şey bizim maçımızdan çok kötüydü. Söyleyecek bir şey yok. Urfa Spor'da bunları iyi kullandı. Bizim eksiklerimizi, bizim hatalarımızı iyi kullandı. Ve galip geldi. Onları da tebrik ediyorum. Bu mağlubiyetle Ankara Spor 62 puanla 34. haftayı 4. sırada tamamlarken Şanlıurfa Spor aldığı 3 puanla puanını 44'e yükseltti. Şanlıurfa Spor aldığı galibiyete sevindi. Osman Özköylü takımı kaybettiği için haliyle biraz üzgün ve kızgındı takımına yediği golden dolayı. Şimdi Namet Ateş'le Ankara Spor Şanlıurfa Spor maçını değerlendireceğiz. Hocam buyurun. Osman Hoca çok karamsar davrandı. Belki de bunun üst sırada yer alan Ordu Spor ve Balıkesir'in 64 puan, 2 puan çok fazla bir şey değil ama 2 takım olması dezavantaj. Evet. Eğer bir takım olsa onun herhangi bir mağlubiyetinde senin kazandığın hafta bir puanla zaten üste çıkıyorsun. Ama 2 takım olması tabii ki kalan 4 maç var. 4 maçta hiç kaybetmemen gerekiyor. Veya sen 1 kaybedersen onların 2 kaybetmesi gerekiyor. Karamsar bir tablo çizmesinin nedeni buna bağlıyorum. Maça gelecek olursak eğer, Osman Hoca çok doğru bir şey söyledi. Maça tabii ki her zamanki gibi sakin ve pas yaparak başladılar. Çok da geniş alanı kullandılar. Ama anlamadığım bir şey vardı. Oyuna Moites'le başladı. Sonra değiştirdi, evet. Değiştirdi. Şimdi kendi söylediği bir şeye ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Öyle dediğini dedi. Urfa Spor takımı 18. dakikada ilk bulduğu pozisyonu gol yaptı, hı hı, dedi. Golden sonra benim takımım maç bitti gözüyle baktı, evet, dendi. O zaman şöyle bir psikolojik hazırlık gerekiyor demek ki. Sen geriye düşebilirsin. Sen her dakikada maçı çevirebilecek bir takımsın. Bu denli iyi bir takımsın. Ki bu kadar da gücü var yani. Ankara Spor'dan bahsediyoruz. İşte bu şunu gösteriyor. Takımda ilk devre ve şu ana kadar gelen özgüvenin bir miktar azaldığı veya kaybolma noktasına geldiğini gösteriyor. Çünkü eğer oyuncular... Hep Ankara Spor için söylediğimiz şey şuydu, hatırlayın. Ankara Spor geriye de düşse, gol bulamasa da sakin oynar. Son dakikaya kadar bekler. Her şekilde golü bulur. Golü bulamazsa en kötü beraberlikle sahadan ayrılır. Böyle bir özgüven vardı oyuncularda ve teknik ekipte. Ama golü yedikten sonra agresif bir tavır. Oyuncularım maçı kaybettiler havasına girdiler dedi. Belki bundan dolayı hemen bir müdahale yaptı. 38'de sanırım Moitis'i çıkarıp Gökhan'ı aldı. O zaman bizde şöyle bir soru sorma hakkı doğuyor bizde. Neden Gökhan'la başlamadı? Evet. Yani Gökhan geldikten sonra belki takıma adaptasyon anlamında biraz çekingenlik çünkü gösterdi. Çünkü Süper Lig'den geldi. Hani şimdi Gökhan'a da hak vermek gerekiyor. Süper Lig'den çok, buraya geldiği için. Yani o çok ölçü olmayabiliyor. Hani ben Süper Lig'den geldim oynarım. Her oyuncu ister. Yok, ondan değil. Hani hocam, iki lig arasında ciddi anlamda fark var. Hem kalite açısından hem oynanan futbol açısından. Onun bocalamasını. İşte onun bocalaması, bir de biraz ligi tanıma süreci de geçiyor. Oyuncuları tanıma süreci geçiyor. Gökhan o ilk geldiğinde o yabancılığı gösterdi. Gol sevinçlerinde bile çok böyle içten bir sarılma gerçekleştiremiyordu. Ama birkaç hafta sonra Gökhan'ın o gol sevinçlerinde aynı duyguları paylaştığını, evet, biz gördük. Böyle bir hava yakalamışken Gökhan'ı sonuna kadar değerlendirmek lazım. Bir de bakmadım ama yayından önce şöyle bir şey gözüme taktı. Moitis'te başlayıp kazandığı maç var mı acaba? Onu da gerçekten merak ediyorum. Haftayı inceleriz hocam. Yani çünkü Moitis'in Ankara Spor takımının golcüsü olabileceğine ben inanmıyorum. İnanmıyorum çünkü... Şimdi hocam, bir Banahane değil, Kibong değil, Embila değil. Hakikaten çok haklısınız. Biz hep bu standartta yabancılara alıştığımız için biraz yadırgıyoruz. Yani geçen sene Erciyes'te düşün, sizin golcünüz Gohu, Emrah, Kenan, böyle oyuncularla oynuyor. Şimdi Ankara Spor'da Göksu'yla oynuyorsun. Gökhan Ünal gibi oyuncular var. Ve arada bir Moitis var. Yani kabullenemiyoruz. Yani yabancı bir oyuncu golcü olarak Gökhan'ın önünde oynatıyorsan, hı-hı, eğer o oyuncu sana maç kurtarması gerekiyor. Veya çok üstün bir performans ortaya koyması gerekiyor. Bunu ortaya koymuyor. 39. dakikada oyundan alıyorsun. Oyuna giren oyuncu Gökhan ve Gökhan'a saygı duymak zorunda. Ve direkt soyunma odasına giden bir oyuncu. 39. dakikada bir oyuncu soyunma odasına gitmez. 6 dakika orada bekler.
devre arası gerekirse duşunu alır, tekrardan kulübeye geri gelir. Yani 1-0 geridesin, 39. dakika oyundan çıkıyorsun, ilk yarının bitmesine 6 dakika var ve sen o 6 dakikayı merak etmiyorsun. Muhtemelen Osman Özköylü ona ciddi anlamda uyarmıştır. Çünkü Osman Hoca saygısızlığa pek tahammül edebilen yani bir hoca değil. Saygısızlıktan çok hani böyle bir davranışı sergilememesi gerekiyor. Her oyuncu emin olun oyundan çıktığı zaman alkışlanmak için çıkmıyorsa çıkmak istemeyecektir. Sonuna kadar oynamak isteyecektir. Buna saygı duymak gerekir. Yani kenarda hocanın teknik belki direktörü. Teknik değişikliği, taktik değişikliğine gideceği için oyuncuyu çıkarması gerekir. Ya, zaten orada bir şey yapması gerekiyor. Zaten hocanın belirttiği konu neydi? Golü yedikten sonra takımım sanki maç bitti havasına girdi. Böyle bu havaya girmiş bir takımı canlandıracak, bu havayı onun üzerinden açacak bir değişiklik, bir şey yapman gerekiyor. Hı hı. Yani buna saygı duyması gerekiyordu. Maçın genelinde Urfa Spor takımı gerçekten bir önceki maçta ortaya koyduğu performans, bu maçta ortaya koyduğu performansla biz keyif aldık. Sanki iyi geldi diyebilir miyiz Hüseyin Hoca takıma? Bir şeyleri toparlamış sanki. Ya toparlamaktan çok hani ben bunu Hüseyin Hoca'ya saygısızlık anlamında söylemiyorum. Hı hı. Çok değer verdiğim bir hoca. Hocadan çok oyuncular belli bir stres vardı. Çünkü devre arası bir teknik direktör geliyor. Ben bu takımı şampiyon yapacağım iddiasıyla geliyor. Takım düşme hattından bir türlü çıkamıyor. İyi oyun ortaya koyamıyor ve sonuç alamıyor. Bu oyuncular üzerinde çok büyük bir stres bindirdi. Hı hı. Oyunlarına yansıdı, takım birlikteliğine yansıdı. Şehrin, taraftarın, kulüp içindeki personeline kadar bütün her kesimin oyuncular üzerinde bir baskı unsuru. Baskı unsuru demek illaki birilerin sana bir şey söylemesi değildir. Bazen bir bakış bile senin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturur. Bir tavır bile senin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturur. Şanlıurfa Spor takımı oyuncuların üzerinde bu baskı kalktı. Kenarda bir baskı yok. Antrenmanda bir baskı yok. Yani bu rahatlık biraz da sonuçlara yansıdı. Çünkü hatırlayın, bir de ideal 11'i bulma adına çok kadro değişiyordu. Şimdi evet. Ben Urfa Spor takımını birçok kişi, maçı izleyenler çok rahatlıkla sayabiliyorlar. En fazla sakatlık cezadan dolayı bir oyuncu değişebiliyor. Geri kalanı sayabiliyor. Artı Volkan müthiş performans ortaya evet, koyuyor. Onu soracaktım hocam. Tamam. Volkan'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten son 3 maçtır. Hayır, ağzım açık izliyorum. Şu hayranlıkla anda, izliyorum ben Volkan'ı. Şu anda PTT 1. lig oyuncularının 19 takım oyuncularına bir sıralama yapalım. Volkan 1. sırada. Yani bilmiyorum, 1'e koyar mıyım ama Volkan derim ben yani. Ben koyarım çünkü Volkan'ı çok yakından izlemeye başladık. Urfa Spor takımından dolayı izlemeye başladık. Ve Volkan şu anda performansıyla bir önceki maçı hatırlayın. 3 tane asist yapıyor, 1 gol atıyorsun. Sonraki rakipleri düşünün. Ankara Spor'a karşı oynuyorsun ve Ankara Spor oyuncuları seni tutmakta zorlanıyorlar. Yani bu performansı ortaya ciddi anlamda çok koymaya başladı. Ve bu diğer oyunculara da yansımaya başladı. Hı hı. Takım içinde bazı oyuncular ön plana çıkıp iyi oynamaya başlayınca takıma bir gaz geliyor. Evet. Yanındakilerini de etkiliyorlar. O yüzden performansı çok ciddi anlamda iyi durumda. Önder Turacı'yı düşünün. Oyuna 87'de giriyor. Önder Turacı ve büyük bir heyecanla oyuna giriyor. Ya takımın hiçbir iddiası yok. Takım hani hatta herkes Önder Turacı bitti dediği yerde Şanlıurfa'da bir daha doğdu gibi bir şey oldu hocam. Önder Turacı'yı herkes çok eleştirdi. Ya Önder Turacı mı kaldı? Önder Turacı nerede? Transfer olacağı zaman ben neler neler okudum sosyal medyada. Ama o söylenenleri Önder Turacı'nın performansından çok takımın kötü gitmesinden dolayı haklı çıkardı. Hı hı. Çünkü devre arası takıma hamle yapıyorsun, transfer yapıyorsun ve ilk 6 veya şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyorsun. Sonra bu hedefi yakalamayınca devre arası alınan oyuncular oyunculardan dolayı bu başarı gelmedi kanısı doğuyor. O yüzden Önder de bundan nasibini alan oyunculardan biriydi. Sonra tabii maçın bitmesine yakın Atilla'nın savunmanın da yaptığı hatayla güzel bir gol attı. Hocam Atilla bunu Konyaspor'da da yapardı eskiden. Böyle 90 artılarda bir gol atardı. Allah, takımı sırtlar götürürdü. O geldi aklıma birden. Hani Atilla gerçekten son dakikaların golcüsü. Ne bileyim hani Caner Demir diyoruz ya. Karşıyaka'yı falan sırtlıyor götürüyor son dakikalarda. Atilla için de aynı şeyleri söylerim. Belki 90 dakikalık performansını çok beğenmiyorum. Evet yani doğruya doğru. Yani 90 dakikalık mücadelesini çok aşırı derecede evet bir golcüdür.
diyebileceğim bir performans yok. Ama Atilla'ya son 15 dakikada, 10 dakikada bir gaz geliyor. İyi ki de geliyor gerçekten. Hakikaten iyi futbol izlettiriyor bize. Şimdi 1-0 öndesiniz ve maçı galip gelmek istiyorsunuz. İçeride orada Atilla artık sorumluluk alıyor. Çünkü 3 kişinin arasında topu alışı, dönüşü, savunma oyuncusunun hatası yok mu? Var tabii ki. Orada hadi faul itirazları falan da oldu ama bana göre o mücadeleden kaynaklanan bir el kol hareketi vardı. Yoksa faul yaparak yaptığı bir şey değildi. Sonraki vuruşu falan hepsi çok güzeldi. Bir de Urfa Spor, Ankara Spor'da bu kadar kötüyken, kendini de bu kadar iyi oynarken son dakikada böyle bir gol gelmesi taraftara çok büyük bir keyif verdi. Peki hocam, şimdi kısa bir ara verelim dilerseniz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından Hüseyin Karabacak, Transfer Merkezi Dergisi'nin yazarlarından Hüseyin Karabacak bize Mersin İdman Yurdu hakkında yaşanan gelişmeleri ve perde arkasında dönen olayları anlatacak. Bizi izleyin. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Ne çok istiyorlar susmamızı. Susmayacağız. Milletimiz için doğru olanı nefesimiz yettiğince haykıracağız. Çünkü biz Ay Yıldız'a söz verdik. Gücümüzü sizden aldık, sizinle daha da güçleneceğiz. Sesiniz, nefesiniz, yüreğiniz bizimle olsun. Şimdi Bengü Türk'e omuz verme zamanı. Ya susturacaklar, ya yaşatacaksınız. Bengü Türk'ün haber paketiyle Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anında öğrenin. Haber paketine abone olmak için tüm operatörlerden haber yazın, 1071'e mesaj gönderin. Habere ve hayata bir kanalınız olsun. Bengü Türk, hayata doğru kanal. Yumru şeklinde çiçekleri olan ve 2 metreye kadar uzayabilen bir bitki olan enginar, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri açısından da zengindir. Karaciğer ve kalbin en iyi dostu olan enginarın saymakla bitmeyecek daha birçok faydası bulunur.
Enginar son derece faydalı ve değerli bir besindir. Diğer sebzelerden farklı olarak yüksek oranda protein ve karbonhidrat içerir. Vitamin ve mineral açısından da son derece zengindir. Düşük yağ içeriği nedeniyle de diyet dostu bir sebzedir. En sert maddelerin bile sindirilmesine yardımcı olan sinarin isimli madde enginarda bulunur. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştıran enginar yağların yakılmasını da sağlar. A, D, D2, B6 ve C vitaminleri açısından zengin olan enginar, beyin yorgunluğunu giderir. Yüksek protein içeriği nedeniyle kalp adalelerini kuvvetlendiren enginar, üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Kandaki şekeri düşünen bu değerli sebze, şeker hastaları için de çok faydalıdır. Mide ve bağırsakları dezenfekte eder, vücuda canlılık verir. Karaciğeri korur, karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Vücuda dinçlik verir, ishali keser ve önler, kanı temizler. Balıkçı İbrahim, ekmeğimi yurdumun denizlerinden kazanıyorum. Bilinçli avlanma eşittir vatana hizmet. Ben Murat, vatanı görevimi baba yadigarı topraklarımda yapıyorum. Yurttaşlarımın karnını doyurmak eşittir vatana hizmet. Simitçi Muharrem derler bana. İşimiz simit satmak. Vatandaşa hizmet eşittir vatana hizmet. Çağlısı Yıldırım. Büyük Esma Sultan İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Okuyup ileride ülkeme hizmet etmek eşittir vatana hizmet. Ben Mehmet. Samsun'dan Mehmet. Adana'dan Mehmet. Van'dan Mehmet. İzmir'den, Ankara'dan, Mersin'den Mehmet. Konya'dan, Edirne'den, Erzurum'dan Mehmet. Ülkemin huzuruna göz koyanlara göz açtırmayan Mehmet. Öğrenci kardeşimin, hocalarımın, bilim adamlarının, esnafın, sanatçının yanındaki Mehmet. Ülkesinin huzur içinde kalkınması için canını veren Mehmet. Anasına, babasına ve milletine müteşekkir olan Mehmet. Ben Mehmet. Vatani görevimi ülkemin dört bir yanında yapıyorum. Yurttaşlarımın huzur içinde çalışmasını sağlamak eşittir vatana hizmet. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. Çünkü ben Mehmet. Thank you.
birincilik postasına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Az önce reklam arasına gitmeden önce söylediğim gibi sevgili Hüseyin Karabacak bize Mersin İdman Yurdu hakkında bilgi vermek adına, taraftarın sesi olmak adına, Mersin İdman Yurdu'nda yaşanan gelişmeleri aktarmak adına şimdi telefon attığımızda. Hüseyin merhaba. Merhabalar, keyifli programlar. Teşekkür ederim, nasılsın? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hocanızı elinizden aldım Transfer Merkezi dergisinden. Ya hocamızın bilgilerinden faydalanmanız gerçekten çok güzel. Evet. Hocamıza da iyi akşamlar diliyorum buradan. İyi akşamlar Hüseyin. Evet. Hüseyin'cim bize anlatacak önemli şeylerin var yani bunu biliyoruz ama nereden başlayacağım onu bilemedim. Öncelikle şeyi sorayım. Buyurun. Bir takımı genel olarak hani Mersin havasını bize aktarır mısın öncelikle? Şimdi takım ilk başta biliyorsunuz hani bu ligin iddialı takımlarından olarak başladı. Süper Lig'den düştüğü için. Ben Hakan Kutlu'nun gidiş sürecinden itibaren başlamak istiyorum olaya. Evet, bu konu hakkında söylemek istediğin ciddi şeyler var, önemli şeyler var. Dinliyoruz seni. Evet. Şimdi Hakan Hocamız gitmeden önce son 15 haftada 2 mağlubiyet aldı. Evet. Bu 2 mağlubiyetin faturası Hakan Kutlu'ya kesildi. Evet. Ama biz o kadar çok söyledik ki hani anlatamadık insanlara kendimizi. Olay hocalık veya oyunculuk da değil aslında. Oyuncularda da değil. Olay biraz yönetimsel. Hı hı. Yönetim oyuncuların parasını düzgün yatırmadı. Bu sıkıntılar yaşandı. Ve fatura Hakan Hoca'ya kesildi. Hı hı. Biz Yılmaz Vural'ın hani gelmesini istemiyor gibi bir hava sezdirildi ama amacımız kesinlikle o değildi. Yılmaz Vural çok büyük bir hoca, çok büyük bir teknik direktör. Evet. Ama dediğim gibi hani Mersin İdman Yurdu'nun da bazı sıkıntıları var. Çünkü özellikle borçlar var. Evet. Yani son kongrede yanlış hatırlamıyorsam 60 milyona yakın bir borç miktarı açıklandı. Evet. Bu 60 milyon borcun 20 milyonu başkana şeklinde. Yani açıkça söylemek istediğim bu sezon hani Mersin İdman Yurdu'nun çok hani son şansı gibi değerlendiriyoruz biz. Yani Mersin İdman Yurdu'nun bu borçlarla anca Süper Lig'e çıkarsa feraha erer. Kesinlikle düşünüyorum çünkü atıyorum hani geçen sezondan mesela hani Süper Lig'deki oyunculara bile bizim hala borcumuz var. Evet. Ve bu borç hani daha ödenmedi ve gelecek sene borçlar teker teker ödenmeye başlayacak. Ondan dolayı hani Mersin İdman Yurdu'nun bu dönem ya yani bu sezon çıkması gerekiyor. Hani bu son çare olarak değerlendiriyor. Hı hı. Hani yönetim bunun farkında mı değil? Hani veya ne amaçlanıyor ben onu da anlayamadım. Çünkü hani oyuncuların parası düzgün yatırılmıyordu. Hı hı. Neyse ki sonra Yılmaz Hoca geldi. Yılmaz Hoca oyuncuların parasını yatırdı. Hı hı. Yatırılmasına yardımcı oldu. Evet. Valla bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama hani Mersin İdman Yurdu'nun durumu şu anda sıkıntılı gözüküyor. Evet. Çünkü bilmiyorum Namit Hocam'la da görüşüyoruz ara ara. Hani hı hı. Oyun hakkında o ne düşünüyor? Biz hani galip geldiğimiz maçlarda bile oyunu beğenmiyoruz. Hı hı. Pozitif bulmuyoruz. Şimdi sözünü kesiyorum Hüseyin ama sormak istediğim bir şey var sana. Şimdi Mersin İdman Yurdu taraftarı olarak yani Mersin halkı olarak Hakan Kutlu'yu gerçekten çok seviyordunuz ve her türlü başarısında, başarısızlığında her zaman takımınızın arkasında oldunuz siz. Evet. Hakan Hoca'nın da verdiği gerçekten ciddi anlamda bir emek vardı takıma. Siz peki Hakan Kutlu'ya bir haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Hem maddi hem de manevi açıdan. Amacım yanlış anlaşılmasın. Yılmaz Vural'ı ya da Yılmaz Hoca'yı eleştirmek, kötülemek değil. Ama Hakan Hoca'yla iyi giden bir süreçte, zirveye doğru giden bir süreçte bir anda teknik direktörlük değişikliğine gidildi ve biz bunun sebebinin maddi olduğunu öğrendik basın olarak. Sizin evet. taraftar olarak, Mersin halkı olarak Hakan Kutlu'ya yapılmış bir saygısızlık, haksızlık vardı diyor musunuz? Ben kendi adıma konuşmak gerekirse ben diyorum. Çünkü Hakan Hoca takımı o kadar zor şartlarda götürdü ki yani oyuncuları evet. yani Hakan Hoca belki hani bazı yöneticilerle iyi anlaşamadı. İşte Mersin basınıyla bazı sıkıntılar yaşadı. Hı hı. Ama Hakan Hoca takımı bütün halinde tuttu. Birlikte evet. tuttu. Hani Hakan Hoca'nın öyle bir yapısı var. Yani nasıl diyeyim hani camia hocaları olur ya. Evet. Hakan Kutlu da bir camia hocası. Hani taraftarı birleştirdi. Ondan sonra takımı birleştirdi. Hani oyuncularda bir inanç getirdi. Şimdi mesela Yılmaz Hoca geldi. Yılmaz Hoca tabii hani çünkü kaliteli bir hoca. Ucuza gelecek bir hoca değil. Hı hı. Yılmaz Hoca'ya getirdiğin hani
getirmek için belli bir ücret ödemek zorundasın. Evet. Yılmaz Hoca'ya verdiğin bu ücreti takıma düzenli olarak dağıtılsaydı veya hani Hakan Hoca'nın hala almadığı miktarı ödenseydi acaba Mert'in İzbanyo'da bugün hani ilk ikide olur muydu diye düşünmüyor değilim. Evet. Çünkü ne hani oyuncuların bir sürü maddi sıkıntısı oldu. Hakan Hoca'nın bir sürü maddi sıkıntısı oldu. Hakan Hoca da hani almadığını biliyorum. Ücretini almadığını yani hala. Bir miktar parayı bıraktı mı? Efendim? Bir miktar parayı bıraktı mı yani kulüpte giderken? Ya daha hani bıraktı artık o süreç ne olur bilmiyorum ama hani verilmemiş. Hocaya herhangi bir miktar verilmemiş. Anlıyorum. Hani bu da işin sıkıntılı tarafı açıkçası. Peki. Ama hani benim kızdığım nokta ve üzüldüğüm nokta açıkçası futbolcular. Hani tamam hani protesto ettiler. Haklarıydı çünkü biz de hep arkalarında olduk. Ama hani para yatırıldı. O zamanki o birlik süreci hani para yatırılmadığı zaman futbolcular gerçekten birlikti. Şimdi sanki takımda bir gruplaşma var. Bir sıkıntılar var. Biz bunu çözemedik. Evet bunu soracaktım. Yani takımda bir ne derler tırnak içinde kulis, gruplaşma. Hani bu tarz bir şey mi var Mersin İdman Yurdu'nda? Geçtiğimiz hafta kaybetti şimdi, Mersin İdman Yurdu. Bir evet. Ne derler Hakan Hoca ile bir grafik çizmiştiniz. Evet belki galip gelemiyordu Mersin İdman Yurdu ancak mağlup da olmuyordu. Ama şimdi takımda az önce sorduğum gibi tırnak içinde söylüyorum tekrar bir kulis, bir gruplaşma herhangi bir şey mi var? Yani bunu biz takımın içinde olmadığımız için hani bilme şansımız yok ama öyle yorumluyoruz. Hani çünkü saha içinde tartışmalar oluyor. Yani onlardan pay biçiyoruz. Bilmiyorum yani çünkü başarı gelmiyor. Hani tamam atıyorum hani playoff hakkadasın. Dersin ki taraftar olarak, taraftar gözüyle hani takım oynuyor. Bu takım playoff'ta çıkar. Ama hani bugün Mersin İdman tarafları bu konuda çok umutsuz. Evet. Ya çünkü yapılan oyun hani oynanan oyun hiçbirimizi memnun etmiyor. Peki şimdi bir taraftar olarak değil de bir Transfer Merkezi dergisinin bir yazarı olarak bir soru sormak istiyorum sana. Buyurun. Mersin İdman Yurdu'nun playoff şansını nasıl değerlendiriyorsun? Ya playoff bayağı bir zorlu geçeceğe benziyor. Bize çok sordu şimdi bize. Şimdi evet biz Hüseyin bunu defalarca kez bize sordu, bana da sordu dergi adına. Hani bir de Mersin İdman Yurdu'nun bir internet sitesi var taraftarların. Evet. Bana da bu soruyu sordunuz. Şimdi ben sana aynı soruyu soruyorum. Şimdi şu anki puan tablosuna göre değerlendirecek olursak Balıkesir, Ankara Spor, Samsun Spor ve Mersin İdman Yurdu dörtlüsü gözüküyor şu an playoff potasında. Sen bu şansı nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben hani playoff sıkıntımızın hani playoff'ta olacağımızı düşünüyorum kesinlikle. Playoff hakkında evet, olacak. Evet yani onu ben de hemfikirim. Evet playoff'ta yer alacak Mersin İdman Yurdu. Ancak nasıl bir sonuç bekliyorsun? Ya o açıkçası hani playoff yani geçmiş yıllarda siz de biliyorsunuz ki hani hiç şans verilmeyen takımlar şampiyon oldu. Gerçekten çıkar dediğimiz takımlar ilk maçtan gitti. Hani ondan dolayı kesin bir şey de diyemiyorum ama hani açıkçası hani Mersin'de şu anda bir umutsuzluk hakim. Çünkü hani oynanılan bir futbol yok. Hani göze hoş gelen yani bu hani 1-2 haftalık da değil. Hani yaklaşık 7-8 haftalık. Denizli maçında mağlup olduk. Hakan Hoca gitti. Yılmaz Hoca geldi. Adana Demirspor'la oynadık. Adana Demirspor maçında 2-0 galip geldik. Ama takım olarak hani güzel bir oyun oynadığımızı kimse düşünmedi. Bolu maçında galip geldik dedik ki demek ki hani Yılmaz Hoca'nın taktiği bu. Hani belki iyi oynayamadan kazanacağız dedik. Ama hani sonra zaten sonuçlar çıkmaya başladı. Gaziantep'te 1461'de ve son olarak da Balıkesir maçında takım olarak iyi oyun oynamadığımız için umudumuz yok açıkçası. Playoff için. Hocam sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Hüseyin şunu sormak istiyorum. Hakan Hoca parayı çok sorun, kendi parasını çok sorun yapacak bir teknik adam değil. Fakat Mersin İdman Yurdu takım olarak böyle bütünleşmişken oyuncuların parasının verilmesi gerekir. O yüzden verilmesi gerekiyordu. Neden Hakan Hoca zamanında o para ödenmedi de Yılmaz Hoca geldikten sonra ödeme yapıldı? Acaba yönetimin burada Hakan Hoca'ya karşı veya Hakan Hoca'nın ayrılmasına yönelik bir tutumu mu vardı? Hocam açıkçası hani işin o kısmında hep bizim de kafamızda soru işaretleri kalıyor. Hani dediğiniz gibi ya biraz da şöyle sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Yönetimin hani başkanlığın herhangi bir sıkıntısı değil de yönetimden bazı kişilerin Hakan Hoca'yla bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ve hani bu sıkıntıdan dolayı ufak mağlubiyet, o iki tane mağlubiyeti hocanın üstüne yıkıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Hani
hoca değişikliği olur olmalıydı, olmamalıydı tartışmasına girmiyorum. Hı hı. Ama benim düşüncem bu konuda böyle. Peki. Ayrıca ben bir şey eklemek istiyorum izninizle. Biliyorsunuz hani takip ediyorsunuzdur mionline.net bizim sitemiz var. Evet. Nasıl Mionline taraftarları olarak. Hani oradaki abilerimize, kardeşlerimize de kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Hani onlar da bu konuda söylememi istedi. Ben genel bir hani futbolcular hakkında konuşmak istiyorum. Futbolculara bir mesaj vermek istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Seni dinliyoruz. Hani ya şimdi bizim takımımızdaki oyuncuların çoğu profesyonel. Evet. Hani saygımız var. Ama hani bu takımın bu oyun oynamamasına anlam veremedik. Şu anda hani tamam maddi sıkıntıların da hallolduğunu düşünüyorum. Ve hallolmadıysa da mesela bugün Deniz Spor maçını izleyenler görmüştür ki. Çok güzel bir protesto oyuncular, yaptılar. Evet. Protesto yaptı. Taraftarlarını alkışladı. Gittiler yönetimin önüne formalarını serdiler. Böyle protestoya biz de razıyız. Ama hani oynamama şeklinde bir şey varsa hani bu konunun açıklığa kavuşmasını istiyoruz açıkçası. Hani çünkü Mersin Manya'da büyük bir camia. Hı hı. Yani her şehirde taraftar olan bir camia ve insanları bir hafta mutlu olma sebebi olan bir camia. Yani bir babanın çocuklarının rızkını Mersin İdman Yurdu'na, Mersin İdman Yurdu için harcadığı, bir öğrencinin aylığından kenara koyup Mersin İdman Yurdu maçları için deplasmana gittiğini biliyoruz. Hani bu konuda bizim futbolcularımızın en azından biraz daha duyarlı olması lazım. Gerçekten hani profesyonel değil de gerçekten profesyonel olmalarını istiyoruz. Benim söylemek istediğim bu kadar. Peki Hüseyin'cim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için, görüşlerini bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam'a da selamlar. Peki Hüseyin'cim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Evet hocam, Hüseyin Mersin İdman Yurdu hakkındaki gelişmeleri aktardı. Hakan Hoca'yı onlar gerçekten çok seviyorlardı. Mersin İdman Yurdu taraftarı da, Mersin halkı da. Hakan Hoca da Hüseyin'in de söylediği gibi babacan, sevecen bir insandır. Hani sahiplenir çalıştığı kulübü, kurumu. İyi de bir insandır. Onların Mersin İdman Yurdu hakkındaki taraftar gözüyle, onun bir yazarlık şeyi de var. Gözüyle değerlendirdi bizim için Mersin İdman Yurdu'nu. Onlar yarın akşam oynayacaklar. O maçı değerlendirirken Mersin İdman Yurdu'nu daha detaylı konuşuruz. Çünkü şimdi bugünün maçlarını konuşmak istiyorum evet. Sizinle. 1461 Trabzon evinde Karşıyaka'yı ağırladı. Maçtan 1-1'lik eşitlik çıktı. Karşıyaka karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Ailemin çok güzel bir free kick golü vardı. Aynı şekilde Caner Demir'in de Karşıyaka adına kaydettiği çok güzel bir gol vardı. Şimdi Namet Ateş'le 1461 Trabzon Karşıyaka maçını değerlendireceğiz. Buyurun hocam. 1461 Trabzon takımı 3 haftadır yenik duruma düşüyordu. Hı hı. Ve maçı çevirip beraberlikle sonuçlandırıyordu. Evet. Bu hafta kesinlikle kazanmak istedikleri bir maçtı. Çünkü orada teknik ekibin gerçekten çok büyük bir çabaları var. İnanılmaz bir çabaları var. Çünkü ellerinde ligde kalabilecek takımlar içinde neredeyse en zayıf kadrolardan biri var. Hem kadro darlığından kaynaklanan hem de oynayan oyuncuların tecrübesizliğinden kaynaklanan bir sorun bu. Siz bunu zaten geçtiğimiz haftalarda da birçok kez dile getirmiştiniz. Yani bu Trabzonspor'dan kaynaklanan bir sorun oldu. Hı hı. Giden oyuncuların yerine altyapıda yeterli oyuncunuz yoksa, gençlik gelişiminden direkt oynayabilecek oyuncunuz yoksa, hı hı, alt liglerde iyi bir taramayla bu açık kapanması gerekiyordu. Maalesef onu yapamadılar. Yani teknik ekibiyle görüştüğümüz zaman onlar da profesyonel destek alıyorlar. Bu ligde, hı hı, tutabilmek için müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Onlarla konuştuğumuz zaman hep şunu söylüyorlar. Yani keşke kadromuz biraz daha geniş olabilse veya oyuncularımız mücadelelerini sonuna kadar ortaya koyabilseler. Son 3 haftadır çünkü geriye düştükten sonra maçı çevirip beraberlik alabiliyorlar. Bu önemliydi ama bundan sonra biz artık kazanmak istiyoruz dediler. Karşıyaka maçında bir başlangıç yapmak istiyorlardı. Öne de geçtiler. Ve de çok da güzel bir golle öne geçtiler. Evet, çok hocam da güzel bir golle öne geçtiler ama takım da eksik kaldı. Karşıyaka takımı da eksik, hı hı, kaldı. Hem de uzun bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldılar. İşte bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Kenarda teknik adam veya ne kadar seslenirsen de, ne kadar dışarıdan taktik vermeye de çalışsanız, rakip 10 kişi kaldığı için öne geçtiğin halde çok adamla hücum etmeye çalıştılar. Ve birçok pozisyon buldular. O pozisyonları değerlendirmeyince hiç öne geçmiş, skoru koruma adına
hani savunma yapayım, fazla hücum yapmayayım tarzında bir oyun sergilemediler. Hatırlayın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ordu'yu konuştuğumuz zaman Süper Lig tecrübesi olan oyuncuların skoru koruma adına nasıl karakterlerini ortaya koyduklarını söylemiştik. Hı hı. Şimdi bu karakter biraz tecrübeyle, biraz da futbol bilgisiyle ortaya konan bir şeydir. Şimdi bir takım neden gol yiyor? Yenilen gollerin birçoğu geçişlerden kaynaklanıyor. Geçiş, hücum ederken top kaptırdığında savunmaya geçiş veya savunma yaparken top kaptığında hücuma geçiş. Gollerin birçoğu bu geçişlerde ya atılıyor ya yeniyor. Ben 1-0 öndeysem, 1-0 öndeysem, rakipte bir kişi eksikse, ben ne kadar az hücum edersem, bak ne kadar az hücum edersem o kadar az top kaptıracağım. Ve bu geçişi aza indireceğim. Birçok kişi bu söylemimi eleştirebilir. Ya nasıl? Aslında ben hücum etmeliyim ki rakip bana hücum etmemeli şeklinde algılayabilir. Hayır. Sen ne kadar? Sen topu 10 dakika ayağında tutma şansın var mı? Yok. Maksimum tutabileceğin 2 dakikayı geçmiyor PTT 1. liginde. O da çok iyi pas yapan takımlar. Demek ki her 1,5 dakikada bir takımlar top kaptırıyorlar karşılıklı. Hı hı. Ve her top kaptırış bir takımın ani hücum etmesi anlamına geliyor. Ve 1461 Trabzon bu şekilde sürekli hücuma kalktı. Sürekli hücuma kalktı. Rakibin eksik olması, çok pozisyon veriyor olmasından cesaretle. Ve gittiği hücumlardan boş dönünce sonrasında yediği golle mutlak kesinlikle alması gereken 3 puanı sağdan bıraktı. 2 puanını bıraktı ve çok zora soktu. Yani bu saatten sonra Maraş'la maçları var gerçi ama o maçın da çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. Yani birbirinin rakibi olan iki takım ama hani hep de söylediğimiz gibi Kahramanmaraş Spor hiçbir zaman futbolu bırakmıyor. Yani ben hadi lig bitsin gideyim demiyor. Her defasında var gücüyle bütün futbolcuları tek tek oynuyorlar. Son haftaya kadar bunu ortaya koyacaklar. Tabii ben de böyle düşünüyorum hocam. Sizin gibi düşünüyorum. Maraş maçlarını çok kolay maçlar şeklinde görürlerse canları yanabilir. Bugün Bolu Spor'u konuşacağız biraz sonra. Gördük yani 1-0'dan. Yani ya Bolu Spor'un bu kadar gole ihtiyacı varken, neyse şimdi ona döndüğümüzde konuşuruz ondan. O yüzden yani her şey kopmuş değil. Bir galibiyet alan takımın neler yapabileceği, nerelere gidebileceğini, hı-hı, biz gördük. O yüzden 1461 Trabzon'da son haftaya kadar mücadelesine devam edecektir. Ligde kalmak adına. Ve Trabzonspor'a ilerleyen sezonlarda futbolcu verebilmek adına, sizin de defalarca dillendirdiğiniz gibi, eğer bir futbolcu, yani bir takım alt takımından futbolcu almak istiyorsa en az bir alt liginde, evet, olmalıdır diye her zaman bunu dile getiriyordunuz. Ben de 1461'in bu mücadeleyi bırakacağını düşünmüyorum açıkçası, ancak hocam peki Karşıyaka'nın bir iddiası kalmadığı için mi böyle oynuyor? Yani Karşıyaka takımın eksik oyuncuları var. Sizce Karşıyaka'nın eksiği ne? Yani gol mü atamıyor? Kanatlarını mı iyi kullanamıyor? Savunma zaafı mı var? Kalecinin bir zaafı mı var ki bence bugün yediği golde ciddi anlamda bir zaafı vardı. Yer tutma açısından. Evet. Yani free kick pozisyonda tabii ki de siz daha iyi bilirsiniz ama bence yanlış yer tuttu kaleci. Katılıyorum. Yani kapattığı köşeden beklemiyordu. Çünkü bu biraz da şeyi ortaya koyuyor. Rakip takım oyuncularının free kicklerde, serbest atışlarda veya penaltılarda nasıl kullandığını çok fazla izlemeleri gerekiyor. Kalecinin değil mi, özellikle izlemesi gerekiyordu. Muhtemelen hocaları izliyordur ama aktarabildikleri kadar da aktarıyorlardır. Oyuncuların da bilmesi lazım. Çünkü 1461 Trabzon takımından çok rahat, kolay sayabileceğimiz bir takım değil. Hı hı. Oyuncular da öyle. Oynayacakları rakiple ilgili çok önceden bir bilgi sahibi olamıyorlar. Sadece o hafta bilgi sahibi olabiliyorlar. Bir de hafta içi maçları da olduğu için çok fazla süre olmadı. Hı hı. O rakibi inceleme adına. Halim'in oradan baraj üstü vuruş yapacak bir oyuncu olmadığını, normal belki Türk bir kaleci bunu bilebilirdi. Hı hı. Ya da o Halim'i tanıyan bir oyuncu bunu bilirdi. Çünkü Halim toplara sert vuran bir, evet, oyuncu. Oradan da barajın üstünden sert vurup gol yapma şansı yok. Hı hı. O yüzden öbür köşeyi tercih edeceğini anlaması lazımdı. Ama kaleci tabii bunu sezmedi. Karşıyaka takımının temel sorununa gelecek olursak eğer. Şimdi hücum hattına bir bakalım. Oynayan oyuncu Ars. Her zaman oynaması gereken iyi bir oyuncu. Kenarda bekleyen oyuncular Can Erdem, Cafercan bekliyor. Cezalı olup oynamayan Ahmet Arı. Çok iyi
performans belki sergilemiyor ama savunma arkasında çok iyi ataklar yapabilen, sol tarafta da oynayabilen Ali Say. Çok iyi bir ve sonradan oyuna dahil olan Caner. Hocam ben bu soruyu size bu yüzden sordum. Şimdi karşı yakaya tek tek bakıyoruz. Savunma attı Cenk Güvenç. Yanında Hüseyin var. Şimdi yani. Mehmet Yiğit'i oynatıyordu yanında. Mehmet Yiğit cezasından dolayı bu hafta iki Cenk'le çıktılar. O Cenk de Bolu Spor'dan bizim öğrencimiz ve iyi olabilecek bir stoper. Onur var, Onur Alkan. Yani hepsi çok işte, tek tek bakınca iyiler. Takım eksik kaldıktan sonra Rıdvan'ın çok gereksiz gördüğü iki sarı karttan sonra oyundan atıldı. Onur'u hücum ofansif anlamda kullanılıyordu hoca. O zaman oyuncu değişikliğine gitmedi. Belki hani ileriden bir oyuncuyu çıkarıp bek oyuncusu alma gereği duymadı. Onur'u oraya kaydırdı. Onur'u oraya da kaydırınca hücum hattı iyice düştü. Yani Karşıyaka'nın hücum hattı iyice düştü. Şimdi Cafercan'ın formsuzluğu, Can Erdem'le Ars'ı ilk defa beraber oynatmak zorunda kaldı. Daha önce de bir maç oynadı. Fakat genelde tek oynuyor. 4-2-3-1 gibi oynadığı için Ars'ı önde tek oynatıyor. Can Erdem'i kenarda bekletmek zorunda kalıyor. O yüzden hücum hattını çok fazla etkili kullanamadı. Caner gibi orta sahadan hücumu çok destekleyen, forvet arkası oynayan bir oyuncu var. O da sakatlığında ve boynunda da bir sakatlık yaşadı. O yüzden uzun süre takımdan ayrı kaldığı için şu anda direkt oynatamıyor. Çok fazla oynatamıyor. Sonradan oyuna dahil oldu bu maçta da. O yüzden hani hücum hattı çok iyi oyuncular olmasına rağmen bunu çok etkili bir arada kullanamadı bir türlü. Sakatlık oldu, ceza oldu. O yüzden bu oyuncuları bir arada oynatamadığı için de çok fazla zaten playoff umudu da kalmadı. Evet, motivasyonları da düşüktü. Hatırlayın biz playoff umudu varken bile Karşıyaka takımının oyuncu yapısına ve kulüp bunu yapısına 5 hafta bakarak, önce de siz bunu söylüyordunuz çok, zaten. Çok öncesinde söyledik. Çünkü bu oyuncu yapısıyla, bu oyun stiliyle bu takımın playoff oynayacak bir takım olmadığını, olamayacağını, yeterli olamayacağını söyledik. Haklı da çıktık. Tabii ki 40 puana ulaştılar. Peki hocam Karşıyaka sezon başında bu kadroyu kurmuş olsaydı, bu oluşumu oluşturmuş olsaydı, ne bileyim Cafercan mesela şu an isim örnek veriyorum. Peki sezon başında bu kadro kurulmuş olsaydı yine playoff oynayamaz der miydiniz? Playoff'a son haftaya kadar playoff'u kovalardı. Ama çok rahat playoff'a kalır ilk iki oynar diyemem. Diyemem. Yani gerçekten çok sıkıntılı bölgeleri var ve alternatifleri çok az. Yani bu takıma birkaç oyuncu daha takviye yapılması gerekiyor. Yabancı oyuncu kontenjanını kaleciden kullandılar. Evet, bu ligdeki tek dezavantaj bu yani. Çoğu yani 2-3 tane takım bunu yapıyor. Yabancı avantaj yani kaleciden yana kullanıyorlar seçeneklerini ve işte ya kullanabilirsin, kullanamazsın demiyorum ama gerçi hocam Bicik de yani ligin yabancısı değil. Mersin İdman Yurdu'ndan geldi o da. Az çok hani artık bir öğrenmiş olması lazım ligi. Ha, ligi biliyor. Bicik'in performansı da iyi. Fakat eğer Bicik'i kullanmamış, başka birini kullanmış olsaydın, çünkü Karşıyaka'nın önceki yıllardaki kalecilerine bakalım. Necati vardı. Çaykur Rize'ye gitti. Recep vardı. Hala da Recep var. Recep bu ligi çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Yani hani şu anda güvenmiyorsan, şimdi güvenmiyorsan Recep artık bu ligde ne zaman oynayacak? Yani Recep'in olduğu bir yerde birlikte kontenjanını yabancı kaleciden eğer kullanırsan önden niye kullanmayayım ben? PTT birincilik oyuncularının yabancılarını daha önce konuştuk. Hep hücum hattında kullanıyorlar ve hücum hattında çok etkili oyuncular bulabiliyorlar. Ve siz bunu her zaman söylüyordunuz. Bir tek Bakary Soro'yu tenzih ediyoruz. Hani yabancı kontenjan açısından doğru kullanılmış bir savunma oyuncusu. Ama onun haricinde... Mersin'de de var stoper. İyi oyuncu. Mitrović. Evet. Mitrović. İyi oyuncu. Yani her mevkide kullanabilirsin. Fakat önde kullanman, orta sahada kullanman, yaratıcı, eksik olduğun yerde kullanman anlamında söylüyorum. Şimdi senin elinde eğer Mehmet Battal gibi bir santrforum varsa ben kenarda oturtmak için İstanbul Büyükşehir Belediye'de yabancı oyuncu Bandura oturuyor. İyi bir oyuncu. Mecburen oturacak ama şimdi Mehmet var Mehmet yani Battal orada. Ama iyi bir oyuncu. Böyle yerli oyuncun varsa kenarda oturtmak için yabancı oyuncu almayın ama iyi oyuncun yoksa eksik mevkilerin varken gidip de kaleci olarak kullanman dezavantaj. Önümüzdeki sene tabii ki onlar farklı bir yapılanmaya gidecekler. Bunların hepsini göz önünde bulunduracaklardır. Çok daha iyi takım kuracaklardır yani.
Peki hocam, diğer maça geçelim mi? Bugün sabah 1.30'da oynanan bir diğer karşılaşma Tekden Denizli Spor, Tekay Tavşan Leeds Spor karşılaşmasıydı. Denizli Spor evinde Tavşan Leeds'i ağırladı. Rakibi olan bir takımdı Tavşan Leeds Spor ve Denizli Spor 3 puanı 3 golle buldu. Denizli Spor sezon bu hafta içinde 3 gün antrenmanlara çıkmamıştı. Oyuncular protesto etmek için, yani ettikleri için, maaşlarını alacaklarını alamadıkları için bu hafta 3 gün antrenmanlara çıkmamışlardı ve buna rağmen 3 golle rakibinden 3 puan aldı. Şimdi Namet Ateş de Tekden Denizli Spor Tavşan Leeds Spor maçını değerlendireceğiz. Hocam buyurun. Maçın başlama düdüğünden önce her iki takım içinde şöyle bir durum vardı ortada. Denizli Spor, dediğiniz gibi, oyuncuların protesto hakkını kullanmaları. Çok da güzel bir protesto oldu. Evet, kesinlikle birçok kişiye örnek olabilecek bir protesto şeklini kullandılar. O protestolarını bir futbol adamı olarak kesinlikle selamlıyorum ve sonuna kadar da destekliyoruz biz bu oyuncuları. Çünkü futbolcuların bunu bir meslek olarak görmedikleri için ne kulüpler görebiliyor bunu, ne yöneticiler görebiliyor ve sürekli bir emek sömürüsü ortada. Ve bunun ortadan kalkması için de verilen sözlerin, maaşların veya hak edişlerin zamanında ödenmesi gerekiyor. Nasıl ki yöneticiler şirketlerinde çalışanlarına zamanında para vermediklerinde sorun çıkıyorsa, kulüplerde de böyle bir sorun çıkması gayet normal. Ama oyuncular, profesyonellik burada devreye giriyor. Yani maça çıkmamalarını da ben anlarım. Ki kesinlikle anlarım. İkinci de 2B'de mücadele eden Kartal Spor bu hafta mesela deplasmana gitmeyecekti maça, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi bu bir tehdit aslında. Yani maça gitmiyoruz, oyuncuların yönetime sergiledikleri bir tehdit. Eğer oyuncularımız haklarına ve meslek olarak kabul edilmiş olsalardı, çıkmadıkları maçlardan dolayı federasyonun farklı bir tutum sergilemesi gerekiyor. Şimdi Kartal Spor maça gitmese hükmen mağlup sayılacak ve 3 puanı silinecekti. Ama meslek olarak kabul edilirse eğer ve o hafta oyuncular ya da hakemler paralarını alamadıklarında, maça çıkmadıklarında böyle bir sorun doğmayabilir. Maalesef Türkiye'de bunu yapma hakkınız ve yapamazsınız. Oyuncular tabii ki sonuna kadar, artık son reddeye gelince bu tür bir tehditte gitmiş olabilirler. Denizli Spor oyuncular buna gitmediler, çıktılar, en iyi şekilde mücadele ettiler ve galip gelerek de çok da maç güzel sonu da protestolarına devam ettiler. Kampa da girmediler, antrenman da yapmadılar. Bu onları belki de rahatlattı yani. Kamp yok, antrenman yok, maça geldiler ve maçlarını oynadılar. Yani yaptıkları, oynadıkları futbol ve maç öncesinde de biz onların 3 gün antrenmanlara çıkmadığını biliyorduk bu maça çıktıkları zaman. Maçın skorunun önüne geçti Denizli Spor'un şu anlamda yaşadığı kaos nedeniyle 3 puan aldılar yani ve 3 güzel gollü 3 puan aldılar. Çok da iyi mücadele ettiler ve ardından tekrar protestolarını sürdürdüler. Gidip taraftarı alkışladılar. Sonra yönetime geldiler, yönetimin önüne formalarını çıkarıp sahaya bıraktılar. Bence gayet güzel bir protestoydu. Tavşan Leeds'in yaptığı protesto da aynı şekilde çok güzeldi. Zaten Denizli Spor takımın sezon başından beri bu sorunu devam ediyor. Yani mali açıdan bu sorunu çözebilecekleri gibi değil. Yani evet, kongreler de artık çözmüyor. 3 tane kongre gerçekleştirdiler. 3 tane kongre de böyle bir sorunu çözemedi. Bu yapısal bir sorun var orada. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Kongrelerde bir başkan gelecek ve o başkan William Wallace gibi kurtaracak. Şehri kurtaracak, takımı kurtaracak. Böyle bir şey yok. Siz yapısal temel sorunları çözmeniz lazım. Denizli Spor yıllarca Süper Lig'de kaldı. Yıllarca tesislerini gerçekleştirdi ve tesisleşme iyi, kulüp iyi ama gelir getirici, devamlılık sağlayabilecek kişilerin orada geçici olduğunu herkese algılayacak ve bunu anlayacak bir yapının oluşması lazım. Doğru. Yoksa bugün nakit parayı veren bulabilirsin, sanayi şehridir bulabilirsin ama yarın o gittiğinde aynı sorun devam edecek. Haklısın. O yüzden yapısal çözüm bulmaları gerekiyor. Tavşanlı için ise Ali Nail Hoca maç öncesi bu maçı alırsak %80 ligde kalırız diye bir beyanda bulundu. Tabii ki maçı kazanmak için kazanabilecekleri de bir maç. Belki onlar da işte antrenmana çıkmadılar, bak boykot var, gol yerlerse dirençleri düşebilir şeklinde algıladılar. Fakat gol yollarında çok ciddi sorunları var. Bu Tavşan Leeds'in zaten sezon başından beri sorunu var. Bir de üstüne üstlük Cafer'i yolladılar. Hani bu kadar olumsuzluğa rağmen i̇şte, yerine Özgürcan geldi. Tutamadılar. Onlarda da
belli başlı problemler yaşandı. Zaten Özgürcan'da yani ne bileyim küsmesin, kızmasın, kimse alınmasın ama bir istikrar yok yani. Özgürcan'ın iki maç var, bir maç yok. İşte Özgürcan da oraya kendini biraz bulmaya gitti aslında oynayarak. Çünkü Süper Lig'den giden oyunculardan yine biri. Şimdi Tavşanlı'da gerçekten orası, oraya gidip oynamak da zor. Yani oraya gidip uzun süre kalan oyuncular da var ama. Şimdi böyle kaos yaşanan kulüpte oynamak gerçekten biraz sıkıntı. Hem de Süper Lig'den giden bir oyuncu için daha çok dezavantaj bence. Tabii bir de Tavşanlı, hani orayı sen daha iyi bilirsin evet, bizden. Maalesef. Semt olarak da ve bir kulübün... de onların tesisleri hocam, sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Tunç Bilek'te yani Tavşanlı'da da değil. Daha küçük bir yerde. Onların sosyalleşebilecekleri bir alan yok. Kütahya'ya gelmek zorundalar. 45 kilometre Tavşanlı ile Kütahya arası. Evet maçlarını Kütahya'da oynuyorlar, merkezde oynuyorlar ancak onların sosyalleşebileceği hiçbir durum yok. Yani bu tabii ki temel problemlerden bir de oraya o yüzden çok oyuncular hevesli gitmeyebilir. Yani bu anlamda bir sorun yaşatabilir. Bir de oyuncuların orada zaten oynayan oyuncular ya Tavşanlılı ya da orada uzun süre oynayan oyuncular i̇şte orada istikrar sağlıyorlar. Evet. Onlar gerçekten istikrar sağlıyorlar. Emrah istikrar sağladı orada. Abdi zaten orada artık oranın demirbaşı olan bir arkadaşımız. Mehmet Bester yine aynı şekilde orada. Bir de maça çıkarken bir şanssızlık yaşadılar. Murat Özavcı evet, ilk o da 11'deydi. Sakatlık yaşadı. Onun yerine tabii ki Ersin'i stopere çekmek zorunda kaldı. Emrah daha orta sahaya aldı. Emrah Dağ'ın orta sahada başlaması Tavşanlı Linli Spor takımının orta sahasını güçlendirdi. Fakat maç boyunca Ersin inanılmaz hatalar yaptı ve sonuca etki edecek hatalar yaptı. Oradaki performansı. Hani maç Denizli Spor'un çok bariz bir üstünlüğüyle geçti söylenemez ama Denizli Spor hak ederek kazandığı bir galibiyet oldu. Tavşanlı Linli bu mağlubiyet aynı 1461 Trabzon için söylediğimiz aynı şeyler bunlar için de geçerli. Fakat bunların birkaç senedir ligde kalma adına iyi mücadele ediyorlar. Tabii son hamleler ediyorlar. Düşünün geçen sene Göztepe'de Göztepe'yi yenmese düşen takım olacaktı. Emre Okur mu atmıştı golü? Agbetto attı. Agbetto attı. O yüzden hani ne olur şu anda bir şey söyleyemeyiz ama takımın çok kötü bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Hani direkt düşebilecek bir takım yani bir Tavşanlı gibi bu takım evet düşer diyebileceğimiz bir takım değil. O yüzden değişebilir, hala bir şeyler olabilir. Peki hocam diğer karşılaşmaya geçelim. Bugünün üçüncü karşılaşması Bolu Spor Kahramanmaraş Spor maçıydı. Bolu Spor evinde artık matematiksel açıdan küme düşmesi garanti olan bir takım Kahramanmaraş Spor'u ağırladı. Bolu Spor'un da puana çok ihtiyacı vardı ligde tutunabilmek adına, ateş hattından uzaklaşmak adına. Bolu Spor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şimdi Ahmet Ateş'le Bolu Spor Kahramanmaraş Spor maçını değerlendireceğiz. Buyurun hocam. Bolu Spor'da yine biliyorsunuz teknik direktör gittikten sonra Yılmaz Hoca'ya, altyapı hocası Yılmaz Hoca, o da altyapıda çok başarılı bir hoca. O 15'in antrenörüydü. Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı yani kendi takımı. Kendi takımını bırakıp geldi. Manisa'ya gitti. Manisa'da galip ayrıldılar. 1-0 Manisa'yı yendiler ve içeride bu hafta aslında çok hani Manisa'da berabere bile kalsa başarı. Yani bir beraberlik bile başarı sayılırdı. Oradan galip gelince hem hocaya destek arttı, hem takım içinde biraz böyle bir kıpırdama gerçekleşti. O yüzden içeride bir de Maraş maçı olması büyük avantajdı. Evet, daha güçlü bir rakiple oynasalardı belki de kaybedeceklerdi bugün. Tabii ki yani bir anda deplasmanda aldığın mağlubiyet, bu birliktelik, bu heyecan sekteye uğrayacaktı. Aynı duyguları paylaşamayacaktın. Evet. Yani o yüzden böyle bir rakiple oynamak her zaman avantajdır. Böyle bir galibiyetten sonra bu rakiple oynamak avantajdır. Skoru da buldular. Skoru tabii bulduktan sonra İskender penaltıyı attı. Penaltıdan hemen sonra, hatta öncesinde değişiklik olacaktı sakatlığı var diye. Zaten İskender girecekti oyuna. İskender oyundan çıkacaktı. İsmail pardon, sakatlandı. Pardon. Orada çünkü hayır, maç içinde ilk yarıda iki tane değişiklik, hemen sonra Emre de sakatlanıp oyundan çıkınca insanların kafası karışabildi. Hadi ya, kim çıktı, kim girdi şeklinde. Zaten Emre ile kimdi? Stoper, uzun boylu. Onu adını unuttum hocam. Artık başım döndü. Cemil, evet. Şimdi Yılmaz Hoca
birçok kişi şaşırtmaya devam ediyor. Evet, yani Emre çıkıyor, Cemil giriyor. Ben bile şaşırdım, ne alaka diye. Şimdi geçen hafta Manisa'ya gittiği zaman forvetsiz oynadı. Yani İskender'i de oynatmadı, Emrah'ı da oynatmadı. İki forvetini Çağrı'yı da oynatmadı. Evet, yani forvetsiz oynadı. Orta saha oyuncularını hücumda kullanmayı tercih etti. Ve aldığı galibiyette bunun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Şimdi bu hafta ise yabancı oyuncuları, stoperleri cezalıydı. Zlatkov. Evet, sakatlıktan dolayı oynayamadı. Onun yerine herkesin beklediği Cemil. İşte Dixon'la Cemil'in oynayacağı. Fakat Sercan oynadı stoperde. Yani, Sercan da sakatlandı maç içinde zaten. Bugün bayağı şanssızlık yaşadılar. Şimdi aslında Bolu Spor'un bu kadar çok sakatlık yaşaması tesadüf değil. Yani bunu biraz irdelemek lazım. Evet, şimdi oraya gelecektim, evet, hocam. Siz Bolu Spor'u yani o camiada bulundunuz. Bolu Sporlu futbolcular neden bu kadar çok sakatlık yaşıyorlar? İşte onların sakatlık raporuna bakmak lazım. Yani çok kolay insanları suçlamamak gerekiyor. Hı hı. Fakat sezon sonu yaklaştıkça, üst üste maçlar oynandıkça zayıf olan kaslarda yırtıklar meydana gelebiliyor. Veya basit çarpışmalarda çok kolay ödemler oluşabiliyor. Ve normalde 2-3 günde geçebilecek sakatlıkların 1 hafta 10 gün sürebildiği görünüyor. Hı hı. O yüzden bu yönde yoğun bir antrenman programı veya güçlenme daha önceden görmedilerse bu tür oyuncuların bu sakatlıkları yaşaması normal. Yani ortaya çıkıyor. O yüzden Bolu Spor'un en büyük handikaplarından biri yaşayacağı ve yaşadığı sakatlıklar. Bu oyun yapısını değiştirebiliyor. Tabii Sercan'ı kullandı. Bana göre çok doğru bir şey yaptı. Çünkü Dixon ve Cemil her ikisi de hava toplarından gelen yüksek toplarda iyi. Maraş takımı ya, zaten evet, öyle oynayan bir takım değil. Evet. Razak oynuyor. Ondan sonra Aytaç oynuyor. Sinan oynuyor ve bunlar hep yerden hızlı oynayan oyuncular. Bunları durdurabilecek oyuncular hızlı oyuncular olması gerekiyor. Sercan orada kullanması çok büyük avantaj oldu. Tabii ilk yarıda pozisyon üretmekte sıkıntı çekti. Ve bütün pozisyonları neredeyse soldan Emre ile gerçekleştiriyordu. Hı hı. Yine Emre'nin içeri girip ortayı kesti, penaltıya sebebiyet verdi. Tabii ki orada İskender golü attıktan sonra oyundan çıktı. Sonra ligin ilk yarının bitmesine yakın Emre de sakatlanıp gidince ikinci yarı hem taraftarı hem izleyenleri bu nasıl maç, bu nasıl oyun evet, dedirtti. Ben bir taraftar gözüyle, yani futbolun içinde olmayan bir insan gözüyle, hani içinde olmayan derken siz daha tekniksel açıdan içindesiniz. Şimdi bakıyorum Bolu Spor'a. Yani ben maçın 1-0'lık skorunu bilmesem derim ki şimdi Bolu Spor bu oyunuyla herhalde 3-0, 4-0 falan galip ki bu kadar hücuma gitmiyor, bu kadar gol atmıyor. Bakıyorum oyunu hızlandıran takım Kahramanmaraş Spor. Yani sanki Bolu Spor tamam bir tane 1-0 attım, yani iyi 1-0, ikinci atmaya gerek yok. Öyle bir oyun sistemi anlayışı vardı. Hani ben mi yanlış gördüm hocam? Ben mi yadım? Evet, sebebi doğru. Ne? Onun sebebi bu. Hatırlayın. Şöyle bir şey söyledik biraz önce. Dedik ki bu geçişlerde takımlar gol yiyorlar. Bolu Spor takımının zaten temel problemlerinde biri gol atamaması. Hücum etsen dahi gol atamam düşüncesi var. Evet. Veya 2-3'ü buna karşı bulsam özgüvenden başka fazla bir şey bana katmayacak. Ama Maraş'a karşı eğer burada bir gol daha yese emin oldum ki kaybedilen 2 puan Bolu Spor'u küme düşürürdü. O yüzden orada ben artık gol yemeyeyim, skoru nasıl olsa buldum. Çok fazla hücuma çıkmayayım. Bu geçişleri çok fazla sağlatmayayım rakibe. Evet, ve skoru koruyayım. Evet, skoru hocam koruyayım. Ama şöyle bir şey var, yani iyi futbol oynanması gerektiğini savunan, ben ve benim gibi düşünen taraftar, teknik adam, futbolcular ve futbol severler bundan memnun değiller. Hani şampiyonla oynayan takım diyor ki ben kazanayım yeter. Küme düşmeyen takım ben kazanayım yeter. Ortada oynayan oyuncular işte ben gol atayım yeter'e gittiği zaman ligin kalitesi ve oyun yapısı düşüyor. Ama şunu belirtmekte fayda var. İyi oynamak sanki mağlup olacaksın. Hani ben iyi oynadım ama mağlup oldum düşüncesi var. Hayır, iyi oyun senin galip gelmene yardımcı olacak bir şey. Zaten sen galip gelemiyorsan, gol atamıyorsan, pozisyona giremiyorsan kalkıp da bana ben iyi oynadığımı neye göre, neye dayanıyorsun, neyi ölçü alarak bunu söylüyorsun? Bu aslında çoğu zamanda teknik adamların
kaybeden teknik adamların maç sonu biz çok iyi oynadık fakat kaybettik. O yüzden şöyle bir algı oluşuyor. Çok kötü futbol ortaya sergileyip kazanan antrenörlerin işte biz galip gelme adına bu oyun şablonunu benimsedik. O zaman şöyle bir olgu ortaya çıkıyor. İstikrar. Siz her şeyinizde iyi yapmazsanız işte bir hafta kazanırsınız, bir hafta kaybedersiniz, bir hafta berabere kalırsınız. İki maç üst üste oynandı. Çıkardık maçları. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bolu Spor, Şanlıurfa Spor üst üste kazanan takımlar sadece. İki maçı. Üç takım. Geri kalanlar 4 puan alan bir takım, 3 puan alan 5 takım, puansız ayrılan 3 takım, 2 puan alan 2 takım ve 1 puan alan bir takım. Yani iki maç üst üste kazanmak neredeyse kazanan takımlar, Şanlıurfa Spor takımı bile hiçbir iddiası yok. İlk defa üst üste iki maç kazandık. O zaman dönüp de biz niye buradayız gidip uzmana sormana gerek yok yani. Kendine soracağım öyle şey. Yani iki maç üst üste kazanamıyorsun Allah aşkına. Bayern Münih takımı ligi ne mağlup bitiriyor? 57 maç üst üste mağlup olmadan gidiyorlar. Yani bu takımlar neden mağlup olmadan, berabere kalmadan bu kadar hafta nasıl gidiyorlar? Samsun Spor takımı 15 haftadır mağlup olmuyor ama ilk iki şansı yok. İşte evet. İyi futbol ortaya koymadığınız zaman sürekli kazanan takım olamıyorsunuz. Bir şeyler eksik kalıyor. Peki hocam bu haftanın en önemli karşılaşmasına geçelim. Bize göre tabii bu haftanın en önemli karşılaşması Balıkesir Spor Ordu Spor karşılaşmasıydı. Neden en önemli diyoruz? Çünkü zirve yarışını çok yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Galip gelen taraf ikincilik koltuğunu alacaktı. Ancak Balıkesir'den gülen taraf olmadı. Taraflar birer puanla ayrıldı. 2 gol Balıkesir'den, 2 gol Ordu Spor'dan geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zirve yarışını bu yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmayı sizler için Namet Ateş'le değerlendireceğiz. Biz yukarıda maçı izledik ve gerçekten çok da güzel bir mücadeleydi. Hocam buyurun. Şimdi öncelikle atmosferden bahsetmek lazım. Evet. Güzel bir taraftar vardı. Biz bu sene Balıkesir Spor takımının taraftarını fazlasıyla alkışladık ve fazlasıyla hak ettiler. Şimdi Süper Lig'de bir derbi var ve burada bir maç var. Hangisini tercih ettiyorsunuz diye sorarsanız biz PTT 1. Ligi tercih ettik. Çünkü bu direkt ilk ikiyi etkileyecek bir maçtı. Evet. Öbür tarafta daha çok maneviyat ve formalite üzerine bir maçtı. Atmosfere baktığımız zaman Balıkesir Spor takımı Süper Ligi hak etmiş ve orada oynuyormuş gibi bir atmosfer yarattılar sahada. Hem destekleriyle. Orada oynayan takımların etkilenmemesi mümkün değil. Hangi takımı? Bence çoğu maçı da seyirci baskısıyla kazandı. Tabii ki. Yani hangi takım orada bugün bu şartlarda orada olursa olsun oynamaması mümkün değildi. Zaten bu direkt hemen oyuna yansıdı ve fırtına gibi iki takım başladı karşılıklı gollerle. Güzel gollerle. Bir anda maç 1-1. Yani maçın bir anda ne oluyor da demeden karşılıklı gollerle 1-1'e gelmesi. Tabii ki keyif de verdi aslında. Taraftara da keyif verdi, izleyenlere de keyif verdi ve maçın önemini biraz daha da arttırdım. Şimdi hocam bu skor Ankara Spor'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çok yakından etkiliyordu, evet. İlgilendiriyordu. Şimdi beraberlik Ankara Spor'a yaradı. Kesinlikle Ankara Spor'a yaradı. Çünkü ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a da yaramadı. Yine yaradı, şöyle yaradı. Yani iki takımdan biri galip gelmiş olsaydı 6 puan farkı olacaktı. Ama şimdi her iki takıma karşı da 5 puan. Tabii puan farkı korumuş oldu. O yüzden kalan maçları sorunsuz bitirecek takım olduğuna inanmıyorum. Çünkü mutlaka takılıyorlar. Dediğimiz gibi 2 hafta üst üste galip gelen takım sayısı çok az oluyor. Şimdi bir de her zaman siz de bunu dile getiriyorsunuz. Onu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her hafta şimdi bay geçen bir takım oluyordu ve biz ondan sonraki hafta konuştuğumuzda siz her zaman şunu söylüyordunuz. Takım bay geçtiği için o haftayı ondan sonra maç kaybetmesi normal. Yani bir hafta oynamadığı için biraz da olsa bir motivasyon kaybı, bir düşüklük yaşanabiliyor. O yüzden Ankara Spor'un bu haftayı puansız geçirmiş olması aslında çok da şey bir şey değil yani. Ankara Spor aslında bay geçireceği haftayı avantajlı geçirdi. Neden? Hafta içi oynanan maçlarla geçirdi. Eğer hafta içi maç olmasaydı bir maç oynayacaktı ve bir dahaki maçı 15 gün sonra oynayacaktı. Evet. Baya bir araya
süre girecekti. Ama burada normal bir lig maçı oynuyormuş gibi gitti. Ankara Spor motivasyonunu bozan ve ilk golden sonra hocanın dediği gibi biz maçı kaybettik havasına girmesinin nedeni Ankara Spor bir maçı fazlaydı. Puan sıralamasında hep ilk ikinin içinde yer alıyordu. Evet. Ama o hep bir maçının fazla oluşu onları işte biz bay haftası ne olacağız? Bay haftası ne olacağız havasına soktu. Ve bay haftası olduğu hafta bir anda kendini dördüncü sıraya kadar gerilemiş buldu. Puan farkı çok fazla yok. Ama o psikolojik üstünlük, sıralamadaki o psikolojik ruh hali oyuncular üzerinde etki etti. Yani buna da hazırlanılması gerekiyor. Buna yönelik de çalışmalar yapılması gerekiyordu. Ankara Spor o yüzden bu hafta çok etkilendi. Şimdi buradaki beraberlik Ankara Spor'a tabii ki yaradı. Şimdi 2 puan da kaldı. 2 daha ekleyin 4 puan olacaktı eğer takımlardan bir galip gelmiş olsaydı. Ve 4 puan bir maçtan fazla eder. O yüzden 4 puan çok büyük dezavantajı olacak. Şimdi Adana Ankara Spor'u çok dişli bir rakip bekliyor. Önümüzdeki hafta Adana Spor'la oynayacak. Bir de içeride yani deplasmanda oynayacak Ankara Spor. Yani bence bu maç da biraz zorlu olacak. Çünkü son bir hamleyle ligde kalma mücadelesi veriyor Adana Spor'da. Yani her şey şu an evet belki o ateş hattının bir puan üstü yani bir basamak üstünde ama ayağa kaydığı an Adana Spor da gider oraya ve o yüzden çok dişli çıkacak Ankara Spor'un karşısına. Kesinlikle öyle çıkacak. Zaten çok zor geçecek. Yani normalden daha zor geçecek. Şimdi tabii ki bir hafta bay geçmesi, bir hafta bay geçmesi arkasında puansız ayrılması Osman Hoca'yı ekstra önlemler almaya veya farklı şeylere itecek. Şimdi fikstür şeyine bakacak olursak önümüzdeki hafta Ordu Spor'u da çok sağlam bir rakip bekliyor. Evinde Samsun Spor'u ağırlayacak. Yani Samsun Spor'un da ben bu maçı kolay geçirebileceğini düşünmüyorum Ordu Spor'un. Bence zaten bu maçtan daha iki kat performans sergilemesi gerekecek. Ligdeki o periyot şöyle Adana Spor, Mersin ve Ordu Spor şeklinde gidiyor. Hı hı. Bu üçlü periyoda giren takımlar buradan alacakları puanlarla ligdeki sıralaması belirleniyor. Hı hı. Mesela 1461 Trabzon bu periyotta 3 maçta da yenilmedi. Beraberliklerle çıktı. Evet. Şimdi Samsun Spor bu hafta o periyoda giriyor. O yüzden Samsun Spor şimdi yarın Mersin'le oynayacak. Adana oynadı. Mersin oynuyor. Sonra Ankara Spor oynuyor. O yüzden Ankara Spor'un Samsun Spor beraberlik takımı. Ankara Spor beraberlik takımı. Ama beraberlik her iki takıma da yaramıyor. O yüzden çok riskler alarak oynayacakları bir hafta olacak. Tabii ki önce Samsun Spor'un Mersin'i geçmesi lazım yarın. Peki onu da son şeyde değerlendiririz sonlarına doğru programın ama sormadan da rahat edemiyorum hocam. Şimdi Samsun Spor ve Mersin İdman Yurdu hakkında o maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani zirveyi ilgilendirdiği için önceye alıyorum. Daha Manisa Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçını da bir iki dakika konuşalım istiyorum ama zirve yarışını ilgilendiren bir mücadele. Zirve yarışını ilgilendirmiyor da olsa playoff için çok önemli bir mücadele. Siz bu maçtan nasıl bir skor çıkacağını tahmin ediyorsunuz? Yani Mersin'in oynadığı futbol en yakın Mersinlilerden dinledik. Biz de keyif almıyoruz söyledik. Hı hı. Ama Mersin takımı bu ligin en iyi takımlarından biri. Evet. İlk iki takımından biri. Bak üç demiyorum. İlk iki takımından biri kadro olarak. Samsun Spor takımı ise birbirine kenetlenmiş, her şey iyi giden, istedikleri gibi giden, mağlup olmayan bir takım. Ve ilk ikiden çıkamazlarsa bile bu birlikteliğin, bu mağlup olamama verdiği güvenle evet, playoff'tan çıkacaklarına inanıyorlar. O yüzden bu maçlar bir de sıralamayı da değiştirecektir. Yani playoff'taki sıralamayı da belirleyecektir. O yüzden herkes galip gelmek isteyecek ve biraz daha üste yer alıp en azından playoff'a avantajlı başlamak isteyecektir. Hocam yani. Bu arada sözünüzü kesiyorum özür dilerim ama biz hani Ordu Spor, Balıkesir Spor maçında da bir anekdotu unuttuk. Balıkesir Spor Rıza'nın gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi tamamladı karşılaşmayı. Şimdi onu da bir hatırlatalım istiyorum. Ya o maçın tabii sonlarına gerçi doğru son olduğu için ama biz çok skora etki etmediği için. Bir belirtelim istedim. Evet. Şimdi hocam çok az süremiz kaldı. 5 dakikamız var. Bir de Gaziantep Spor Manisa Spor maçını konuşalım istiyorum. Manisa Spor'un artık
playoff iddiası kalmadı açıkçası. Manisa Spor önümüzdeki sezon için bir mücadele veriyor ya da futbolcular önümüzdeki sezon için artık ileriye bakıyorlar. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor için çok ciddi bir risk var. Yani karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ateş hattından bir türlü uzaklaşamıyor. Evet, bir hafta bir yukarı çıkıyor, sonra hop rakipleri kazanıyor, o gene kendini o dördün içinde buluyor. Evet, yani çok önemli bir galibiyet aldı açıkçası. Hani Manisa Spor takımı oyuncuları anlamında bu galibiyet önemli diye. Evet. Çünkü önümüzdeki senenin yapılanması, şu anda alınan sonuçlar hem teknik ekibin kaderini belirleyecek, hı hı, hem de oyuncuların kaderini belirleyecek. Biz haftalardır bunu söylemeye çalışıyoruz. Burada oyuncular bir şeyler ortaya koyması lazım. Antep takımına gelince istikrarsız olduğunu, gol yollarında sorunları olduğunu ama işte önceki maçta Karşıyaka'yı yenmiş olmaları, onları tabii ki rakipler de puan alamayınca biraz yukarıda tuttu. Ama son haftaya kadar onlar da ligde kalma adına mücadelelerini sürdürecekler ama hani burada Fethiyespor'un, Tavşanlı'nın ve 1461 Trabzon'un alacağı sonuçlar hem Adana'yı, Bolu'yu ve Gaziantep takımlarını etkiler. Hocam, sözünüzü kestim, özür dilerim ama size asıl sormak istediğim soru şu: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor hakkında. Şimdi bu hocayı eleştiri değil, sadece meraktan soruyorum ben bu soruyu. Şimdi bugünkü karşılaşmaya şöyle bir bakıyorum, oyuncu değişiklikleri hakkında soracağım. Şimdi dakika 60, Abdullah Alman'ın yerine Erhan Şentürk oyuna giriyor. Dakika 72, İbrahim Ferdi Coşkun'un yerine, Murat Kayalı'nın yerine İbrahim Ferdi Coşkun giriyor. Ve 80. dakikada Vedat Budağ'ın yerine İzo Azıko giriyor. Hocam, şimdi Erkan Hoca oyuna geç mi müdahale ediyor? Yani gol yollarında etkili olmak adına. Yani Azuka daha mı erken girmeliydi? Ya da ne bileyim, Erhan Şentürk'ün yerine Abdullah Alman daha mı erken girmeliydi oyuna? Mehmet Polat için söylüyorsun değil mi? Evet hocam, yani teknik adam için. Evet, Mehmet Polat. Erkan Hoca nereden çıktı? Şu Ordu'yu çok konuştuğumuz için. Evet, doğru. Evet. Şimdi orada biliyorsunuz birçok teknik direktör değişti ve en son Mehmet Polat'la devam etme kararı aldılar. Şimdi Vedat Azuka değişikliğinden son değişiklikle başlayalım. Hı hı. Vedat biliyorsunuz orta sahada savunma ağırlıklı ön libero. Diyarbakır, Bolu ve sonra oraya gitti. Çok koşan, mücadele eden fakat ofansif anlamda takıma çok fazla katkısı olmayan bir oyuncu. Hı hı. Geride takım ve bu saatten sonra risk alması gerekiyor. Vedat'ın çıkıp İzo'nun, Azuka'nın oyuna girmesi normal. Yani bu değişiklikte yani çok da hani neden böyle oldu diyecek bir şey yok. Şimdi Erhan ve Abdullah farklı yapıda oyuncular. Abdullah direkt santrafor diyebileceğimiz, gole yönelik oynayabilecek bir oyuncu. Erhan ise daha çok kenarda oynayan, forvet arkası oynayan ve duran topları etkili kullanan, asist yapabilen bir oyuncu. Tabii ki ceza sahasının içine de iyi koşular yapıyor ve iyi gol vuruşları da var. Şimdi Abdullah direkt gole yönelik bir oyuncu olduğu için bu yönde tercihini o şekilde kullandığını düşünüyorum. Ama Murat Kayalı ile Ferdi Coşkun değişikliği, Murat'ta ben Vedat'tan çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani aynı tipte oyuncular, aynı yerde oynayan oyuncular. Yani hocanın elinde olan kadro bu, daha fazlasını yapamıyor yani. Bunu yani az önce şey, diğer takımlar hakkında da, bir iki takım hakkında da söylediniz. Yani kadro kısıtlı. Birbirinin ikamesi olan oyuncular çok az. İşte 3 değişiklikte direkt gole yönelik değişiklikler. Hı hı. Yani Erhan asist yapıyor, duran top kullanıyor ama Abdullah direkt gol atabilecek, evet, bir oyuncu. Murat Kayalı ile Vedat aynı tipte, orta alanda çok koşan, çok mücadele eden oyuncular ama Ferdi hücuma çıkan, hücuma destek veren ve İzo direkt santrafor şeklinde veya gole yönelik oyuncular. O yüzden gol bulmaya yönelik oyuncuları tercih etti. Onun dışında kimi kullanabilirdi? Bakıyorsun kenarda zaten kullanabileceği oyuncu kimse yok. Tabii. Evet, yani kullanabileceği herkesi kullandığı yeri. Ercan Çapar var, Ferit var, stoper. Erdal Güneş var. Başka da kullanabileceği oyuncu yok. Yani kullanabileceği maksimum, mağlup durumdaysan kullanabileceğin 3 oyuncuyu da kullandı. Ama bunların zaten temel sorunu hangi oyuncu ve hangi sistemden çok gol yollarını bir türlü sorunu çözemiyorlar. Ve orta alanda hücuma destek verip, hücumu kalabalıklaştırıp ve o organizasyonu gerçekleştirecek yaratıcılıkta oyuncuları yok. Bunun eksikliğini sezon başından beri yaşıyorlar.
Peki hocam, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yoğun geçiyor. Bazı takımlarla ilgili veya oyuncularla ilgili veya genel anlamda başka insanlardan farklı şeyler söylüyor olabiliriz. Bu insanları çok garip gelmesin. Yazarken de aynı şeyi söylüyorum. Çok fazla oyunda bu oldu, şu oldu falan girmiyoruz. O yüzden izleyin diyoruz. Onları zaten görün. Biz dışarıdan bu işe gönül vermiş Galatasaray-Fenerbahçe maçını bir tarafa bırakıp Balıkesir Spor-Ordu Spor maçını izledik burada aşağıda derecede. Evet, derbi izlerken izleyen, arkadaşlarımız tercih eden insanlarız. Biz yukarıda Balıkesir-Ordu Spor maçını seyrettik hocam. O yüzden PTT 1. Ligine sizin baktığınızdan farklı veya sizinle aynı yerden bakmaya çalışıyoruz. Yanlış bir şey söyleriz, fazla söyleriz, haddimizi aşarız, hata yaparız. Bunu da artık biraz hoş görünce karşılasın. Bence gayet güzel herhalde. Gidiyoruz hocam. Başka kanallarda neler yapıyorlar. Biz gayet keyif alıyoruz. Burada PTT 1. Ligi konuşuyoruz. Hatta bu hafta sizi gerçekten çok yordum hocam. 16 maç konuştunuz. 16 maç anlattınız. Bu hafta da bayağı üzerinize geldim. Özür dilerim ama sizden başka kimseyle konuşamazdım ben bu 2 haftayı üst üste. Çok yine bana vakit çok ayırdığınız keyifliydim. İçin çok teşekkür ederim hocam. Çok keyif aldım. Maalesef bize ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince PTT 1. Lig'in 33. ve 34. haftalarını konuştuk Namet Ateş'le. Biz derbiyi bırakıp, derbiyi bir kenara bırakıp bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya 35. haftada PTT 1. Lig'in nabzını tutmak için biz yine burada olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın.